Go Play haftanın oyun gündemini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Nasılsın Gülcüm? İyiyim canım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de benim ismimi söyleseydin ben Gürkan ben Gül demekten kurtulmuş olurduk. Konsol üstünden bir mesaj geldi eşiniyorum. de ona takıldım şu an <laughs> Ne gibi bir mesaj geldi? <laughs> Çocuk kendimi uyuyor evet. Evet. Evet 5 yaşından beri kendisi <laughs> Bırakıyoruz gidiyor kendi uyuyor. Valla 5 yaşından böyle bir beceriye beri öyle sahip. yani. Pijamalarını giydiriyorduk. Ben gidiyorum diye gelip böyle pıtı pıtı dolanır giderdi. Ya. O konuda iyi alıştırdık yani. Yani başka övündüğüm bir şey yok kendisi hakkında. <laughs> e gömdü. Vallahi gömdü. İzleyecek çocuk bunları Hayır, ya. Çocuk değil. Ben ebeveyn olarak kendimlüyorum. Doğru. Övüyorum. Şey geldi aklıma o zaman. Gladiator geldi o zaman aklıma. Ne diyordu ha. orada efendim? Ee, senin bir evlat olarak hataların benim bir ebeveyn olarak. olarak efendim e, ne diyeyim? Ne fail ne diyeceğiz? Başarısızlığı. başarısızlığımdır. Çok kılım size diyor konsolos. Teşekkür ederiz efendim. <laughs> like olmaya çalışıyoruz diyelim i̇şte o zaman. Yani, <laughs> o yüzden ikinciyi yapmadık. <laughs> Böyle olmayabilir ne olur evet. ne olmaz. Doğru, doğru söylüyorsun. Var vallahi haberler var gençler bu aralar biraz böyle bir şey sönük biliyorsunuz yani muhabbet falan yaparız işte bir şeyler yaparız haftanın oyun gündemi dedik girelim bakalım ne olacak ben bir de daha ben kesemeyeceğim yoksa güzel. Niye yo, yok bence başından alırız burayı çok güzel olur Öyle diye düşünüyorum. Co-play başlıyor efendim buyrun. core play Pixopat ekranlarındasınız efendim. efendim nasılsınız iyi misiniz bu sıcak yaz e, preview ne diyeyim ha, e, bayağı yaz ya, ön, gösterim yani, bayağı yani. ön gösterim yani bayağı Ağustos ön gösterimi yapıyor şu bu an bu nedir yani? arkadaş 30 derece mi 35 derece mi yanlış şeye bakıyorduk geçen de Star Wars Phantom Menace'ın hemen hatırlatma yapayım bunu daha sonra da konuşuruz belki izlemediyseniz bir saatlik yapım belgeseli gibi bir şey e, koydular Evet. Ee, Star Wars YouTube kanalında var galiba. Şeye gidiyor bunlar gene işte. Tunus'a mı gidiyorlar? Ay. Evet. Abi orada gösteriyor sabah 9 100 Fahrenheit. İşte klasik ben de ezberde işte 32 çıkar 2'ye böl falan Hı -hı. yine 1.9'a böl falan. Ulan diyorum yanlış mı hesaplıyorum? Sabah 9 gü güldük sabah 9 Gürkan yani falan. Sabah 9'da 50 küsür <laughs> derece. Öğlen olmuş 60 derece. Bunlar pişiyorlar falan böyle. Sasma Garibanlar sapan. üstlerinde böyle şey kostümler falan. Ay. Kafada böyle ne o perüşler plastikler bir şeyler. <laughs> Tunus'ta olmak da vardı. Nasıl gücüm? Nasıl iyi misin yavrum? İyiyim canım. Sen de inatla ismini söylemek istemiyorum. You know my name. You, <laughs> you know my name yani. Gençler <laughs> siz nasılsınız efendim? Twitch'in Bugün konuşamayacağım herhalde öyle gözüküyor twitch.tv slash pixopat adresinde canlı olarak yayınlıyoruz efendim kaydediyoruz bu programları İzlemek isterseniz bekleriz sizleri buyurunuz bir her zaman söylüyorum bir kez daha hatırlatmak istiyorum efendim bu programların öncesinde ve sonrasında da e, laflıyoruz havadan sudan konuşuyoruz falan onları da izlemek isterseniz twitch'e gelin onlar twitch'e özel. Ee, tekrarları da Twitch abonelerine özel Onları izlemek isterseniz canlı yayına bekliyoruz Onun dışında youtube.com Slash Pixopat'tan izliyor olabilirsiniz şu anda videoyu Bir like'ınızı alırız Muhabbet de beğeniyorsanız kanala da abone olmanızı Efendim ee, Bekleriz İyi olur yani güzel olur Onun dışında da bir kez daha hatırlatayım iTunes'da varız Spotify'da varız podcast olarak Oradan da efendim bize Ulaşabilirsiniz diyorum ve ilk Haberi müsaade buyursanız Efendim ee, okuyorum Gül Hanım, bak ne, demek? ne kadar resmi, ben ne kadar. Vallahi falan. hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi bu E3 yaklaşıyor, bir şey kalmadı E3 e 3e değil mi? Evet. Ee, ne zaman diye sorarsan bilmiyorum ama. <laughs> E3. Onu fark ettim şu an. Yazmıyor mu tarihi? Hayır. E3 2019. 2019'da. E, tamam, sen o zaman haberi. <laughs> Haziran şeye... ayında. Onları e, tamam, biliyorum, ama kaçı bilmiyorum tabii. onu. A, a, sen şey haberi yap, ne şey yapayım ben tamam? şöyle tarihi netleştireyim. Ee, şey, Microsoft'un E3 planları sızmış. Yine NeoGaf'tan bir kullanıcı. Yalnız bu sızıntılar inanılmaz boyutlara ulaştı. Kesinlikle. Aynen öyle. Bu Game of Thrones falan da bayağı... Game baya... of Thrones bayağı birebir sızmış yani. Onu gördük. Ee, 11 Haziran, 13 Haziran arasındaymış. Güzel, nezihmiş. Evet. Buyurun. Tuhaf sesler geliyor. Neyse. Olur. Devam. Ee, bu abinin sızdırdıklarına göre şöyle diyor... Ee... Microsoft bu Project X Cloud bu işte bunların hı hı. şey cloud e, oyun sistemi bulut oyun servisi hizmeti üzerine hı hı. bayağı bir onun üstüne gidecekmiş sunumda öyle söylüyor ayrıca e, şey olacakmış Xbox Lock, Lockhart ve Xbox Anaconda konsollarının da e, açıklanacağını söylüyormuş. Hani direkt olarak bize bu şeyleri göstermeyecekler, hardware'leri göstermeyecekler ama işte hani İçinde nasıl ne özellikleri olacak? olduğu, işte kaç tera bilmem ne falan, flop falan Hı. falan gibi şeyleri söyleyeceklerini söylüyor abi. Hı. Onun dışında neredeyse kesin dediği şunlar var. Ee, Halo Infinite Gears 5, 5, Age of Empires 4, Cyberpunk, işte Fable Reboot'u ve ee, Battle bunları kesin göreceğiz diyormuş abi. Ondan sonra e, şey de belki görebiliriz diyor. Yani for, yeni bir Forza Motorsport oyunu. O da belki gösterilir diyor. Ama o diğer oyunları garanti diyorum. Abi yani. Abi yoldan geçen normal biraz böyle Microsoft Xbox takip eden birine sorsam zaten bunları söylerdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim ki çok farklı bir şey var mı burada yani. Neyse. 3 e, hafta var. E3'e 3 hafta var şu anda. 3 hafta sonra tam bugün. Hadi ya. Evet 11'i tam 3 hafta sonra bugün oluyor. Hmm. Salı günü Gerçi oluyor. Gerçi E3'ten önce oluyor bu sunumlar. Yani e genelde öyle Başlamadan oluyor. Doğru, önce aynen oluyor. öyle oluyor. İşte Cumartesi, Pazar falan onlar bir şeyler yapacaklar öyle. Ee, yani tamam yeni nesil konsultan tanıtacaklar. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bunların içinden en ilginç çeken nedir desem? Hani konsolu özelliklerini gösterecekler. Tamam bir bir ilgi çekici bir tarafı olabilir. Şu olabilir. açıdan olabilir. Hani şey de tanıtıldı. PlayStation 5'in de aşağı yukarı ne aşağı yukarı tanıtıldı. Hani bir kıyaslamalar olacak tabii. Aa bizimki de versiyonu gibi falan. Orada şey de, şeye girmiyor tabii. İki tarafta girmiyor. Böyle secret sauce diye bir muhabbet var ya ben söylemiştim. Gizli sos falan diye geçiyor. Hmm, evet, yani evet. benim donanımımda e, ayrı bir bilmem chip bilmem ne çipi var. bir şey var. Evet. Onunla ee, şunu yapıyor. Evet. Bu özel bir şey hmm. benim. Bana özel. Ne bileyim işte efendim upscale ediyor yok işte checkerboard yapıyor bir evet, şey evet. yapıyor falan. Onu herhalde onu donanıma gösterirken. Onu hmm. söylemezler büyük ihtimalle bence de. O ee, evet, o oyun yani Xbox tarafından hangi oyunu görmek istersin desem. Çok sen şimdi diyeceksin ki ben Xbox tarafından çok bir oyun. Fable'ın rebootunu merak edebilirim nasıl bir hmm. şey olacak. Biz onu Windows'ta da oynarız artık yani. Yani tabii bu şeyde. Çünkü bu Fable falan ilk çıktığı zaman yani erişim biraz zordu. Sonra PC'ye gelmişti. Hı -hı. İyi de bilse istiyordu diye hatırlıyorum o zamanlar. Şimdi muhtemelen daha oynanabilir bir şey olur herhalde. Yani şey yok derken tabii derken herkesin içinde. erişebileceği anlamda söylüyorum. Peter Molyneux falan yok tabii, tabii işin içinde. Ee, onunla muhabbet yapıyorlardı, röportaj yapıyorlardı. Böyle bir hı -hı. şey işte size ne o? Teklif etseler. Ee, Teklif etseler nasıl olur falan diye. E, i̇şte çok şey geçti yeri. üstünden ya. İsterdim belki tabii ama. Hani bu saatten sonra tekrar böyle büyük şirket altına girer miyim girmez miyim bilmiyorum değil mi? falan. Yani ufacık şirketi var şu anda adamın kendi şirketi var. İyi kestim. de gidiyor yani bayağı da iyi iş yaptı o şirketle. Hmm. O Trails falan bayağı para kazandı yani ya. bildiğim kadarıyla. Hmm. Bir ara bakmıştım ben de. Bayağı şey yaptı o adam. Ee, onun dışında tabii hakikaten. Şimdi e, kim söyledi? İlkay söyledi. Xbox özel değil ama Cyberpunk tabii çok ilgi çekici. Diye. Elbette Hakikaten Cyberpunk. Öyle. Bunların içinde en ilgi çekici büyük ihtimalle Kesin Cyberpunk. Böyle. Ben de şey için yani. söylemedim onu yani. Xbox özel olmadığı için söyledim, söylemedim. Ne bekliyorsunuz gençler? Şimdi biz bu 40-45 dakika geçen Ağustos'tu değil mi? Ee, sanırım Ağustos'tu. 40-45 dakika bir oynanış falan evet. izledik sonuçta. Herkesin öve ve bitiremediği şeyi işte gösterdiler. He. Şimdi ama oradan şöyle bir fark var. Ee, o oynanış diyor ki adamlar bu arayüz değişebilir, oynanışta değişiklikler olabilir biz ne yapıyorsak onu sizinle bir paylaşalım dedik Hı -hı. diyorlardı orada. Öyle diyorlardı. Ki efendim kapalı kapılar ardında oyunu görenler de işte performansı daha düşük gibi e, yani öyle e, müthiş e, cilalı bir şekilde Hı -hı. Hı -hı. çalışmıyor şu anda Hı -hı. falan deniyordu. Şimdi burada mesela oyunda kaydedilen ilerleme mi gösterilecek? E, oyun efendim e, çıkmaya hazır gibi yakın gibi mi denecek öyle bir şey bekliyor muyuz Tarih mesela Tarih mesela açıklanır mı Tarih açıklanır mı Artık ama açıklasınlar bence Xbox ya Xbox'ın yeni konsoluyla efendim biz Bir özel e, bir şey anlaşma he, e, Bakın oyun böyle gözükecek Xbox'ın yeni konsolunda diye bir şey gösterilir mi Olabilir hani şu an orada oynuyoruz falan hmm. artistliğine girebilirler Çünkü Bugün de bir sızdı Twitter'da falan vardı. Hı hı. Bu şey muhabbeti dönmüştü ya. Hı. PlayStation 4 Pro'da işte 10 saniye alan yükleme. Evet. Spiderman falan hı hı. mesela 10-15 saniye alıyor. Yeni nesil PlayStation 5'te mesela işte 0.8 saniye. Bugün onu yatırımcılara falan göstermişler. Bir sunum yapmışlar hı hı. yatırımcılara. O, o, onun görselleri var işte. Mesela şehrin içinde çok yüksek e, süratte gidiyor kamera. Hı. PlayStation 4'te mesela takılıyor stream hı hı. ederken. Takılıyor yani Hı -hı. şey yapıyor falan. PlayStation 5'te baya böyle inanılmaz hızlı bir şekilde hmm. gidebiliyorsun gibi ve yükleme süreleri düşük gibi. Şimdi e, gövde gösterisi de yaparlar mı Cyberpunk'la? Yani yapmaları hmm. lazım bir şey yap yani Cyberpunk'la mı yaparlar? Neyle yaparlar bilmiyorum ama o tip bir şey göstermeleri lazım. Sahneye çıkıp sadece işte bilmem kaç teraflop işte şu kadar iyi çekirdek falan yeterli olmuyor. Bir, şey bir şey görmek isterim. Bir insan şey daha yani. soruyorum. Sorularla geliyorum. Sor. R CD Projekt Red demişti ki biz efendim Epic falan öyle yap yani. Hani ne diyelim? Exclusive evet, çıkacağım öyle. zaman bilmem ne falan diye. Kendini Xbox'a, Microsoft'a meze yapar mı? Ee, daha önce şeye çıkmışlardı. Gwent'le gene bir e, Xbox sunumuna çıkmışlardı diye hatırlıyorum. Hatta orada tanıtmışlardı diye Hı -hı. hatırlıyorum. Dolayısıyla öyle bir ilişkileri var. Ama hani başka tür bir şey yani özellik olur. Ekstra işte bir hafta erken çıkıyorum olabilir ya da işte hı hı. Xbox oyuncularına özel bilmem ne kıyafeti veriyoruz sallıyorum hı hı. silahı veriyoruz falan öyle hı hı. bir şey olabilir belki en fazla. Çünkü yani o, bu devirde olmuştu. Evet yani bu devirde o işlerden kaçmanın yolu yok ya öyle, öyle bir, bir, bir durum şekilde. var. Hemen bir çete döneyim ben. Dön. Bu yükleme süreleriyle ilgili efendim Mr. Klein demiş. Valla buna katılıyorum çünkü yani ee, artık ne kadar diyeyim 30-35 yıldır yani bu çıkan donanımları görüyoruz Hı -hı. yani. Demiş ki Mr. Klein oyunlar da ona göre çıkacak. Yani bu don yeni donanımlara Hı -hı. göre çıkacak artık. Ee, yükleme süreleri ileride yine oluşur demiş. Hı -hı. Yani bu, bu e, şöyle bu efendim SSD teknolojisiyle belli yani baya bir aşılabilir gibi geliyor. Yani bir şey bir adım gibi görüyorum ben onu bu SSD arada teknolojisini. şeyde SSD mi açıklamışlardı? Neydi? PlayStation i̇şte 5'te. İşte SSD gibi bir şey diyorlar. Yani, Yeni hibrit, bir teknoloji gibi bir şey yani. Falan. Ha. Ee, o büyük bir adım olacaktır Hı -hı. ama evet yani ben abi küçükken e, elbette bugün daha az bekliyoruz ama küçükken abi Commodore 64'te kaset takınca da bekliyordum yüklemesini. Orada... Bugün de bekliyorum 3 aşağı evet, Ama yani arada bir zaman farkı var. Var. Yani. var. Yok değil. Yani şunu demek istiyorum. E, senin eline bir imkan verildiği zaman onu muhakkak sonuna kadar zorluyorsun. Ama çok güzel ara teknikler falan buldular ya evet. onlar şey oluyor. Aynen. Mesela Resident Evil'da geçerken şey ha, işte kapıyı açarsın da Hı -hı. kapı açılma animasyonu evet. olurdu ya. işte oyalardı seni. Ya da ne bileyim Uncharted'da işte yarıktan geçiyorsun da. O arada yüklüyor evet. Last of Us'da yok bir şey kaldırır. Bir kapıyı kaldırır falan. Öyle bir şeyler oluyor ya. O, o onun gibi yani. Braveheart diyor ki bence e, zaten oyun demoları gösterildikten sonra Phil Spencer çıkıp One more thing diyecek. Ve tüm bu demolar bulut yoluyla oynandı diyecek diyor. Ee, bence bence ee, bulutu şey yapacaklardır ama son bir şey deyip de sunacakları şey bulut olmaz, olmaz gibi geliyor biliyorsun. bana. Sanki bence olmaz gibi geliyor bana. Önünüzdeki top ve piramit neyin sembolü? Hiç tamam ama ne varsa olur. İlluminati. Bayağı konsey. Pon, <laughs> yüksek şura, <Bak> <laughs> onun, onun simgesi yani. Ben zannetmiyorum şeyi ya. Ee, o, e, o kadar yani şovu üzerine kuracaklarını zannetmiyorum. Hı -hı. Riskli bir şey olarak görüyorum ben onu çünkü. Kalkıp orada oyun mu anlatmak yerine bu kadar stüdyoyu da e, bünyene katmışken Cloud'da Mula'da bu kadar yüklenirsen hani Google'a ben rakip olmaya çalışıyorum gibi yani olur. Yani şey diyorum demiş işte adam Cloud'un çok üstüne gidecekler demiş. Ya giderler Değil ama mi? şunu demek istiyorum ben. Ee, yani bütün şu bu Cloud üstüne kurarlarmış gibi gelmiyor bana diyorum. Anladım. Benim benim tahminim bu yani. Şöyle olabilir. Efendim sırf Cloud üzerinden çalışacak donanım olur olmaz işte burada kodakları var yani. Onu bir, Daha... onu bir anlatır. Teknolojisini Hı -hı. anlatır. Bak biz de bunu sunuyoruz Xbox olarak. Şey, Xbox Live'a şöyle erişiyorsun, böyle erişiyorsun. Bayağı bir anlatırlar. Anlatmazlar değil yani. Ama son bir şey söylüyorum. Ooo falan olayı zannetmiyorum. Bu, yani benim Daha tahminim, tahminim şey o yönde olmaz diyorum anladım. yani. Tahminim Şimdi o yönde şeye olmaz. şeye bakıyorum da e, ne zamanmış Xbox'ın sunumu diye. 9 Haziran diyor. Fakat 9 Haziran'da saat kaçta? E, yani bizde belki onu sarkabilir diye dedim. Bunu saatine bakmak lazım. Onu sabahı. Ola, olabilir yani belki ya da gece 9 dokuz olabilir. 9'unun gecesi olabilir bilmiyorum. E peki buyurun şimdi Cloud demişken geçen haftanın Evet. Aynen öyle. En, yani pek konuşuldu mu? konuşulmadım Ben onu da anlamadım yani ya. İnternette ya. biraz zönlü de çok da çok konuşulmadı. Çok da çok. Neymiş bakalım? Ben bir ben bir aktarayım Batronlar size. Patronlar buluşmuş. Patronlar <laughs> buluşmuş. Sony ve Microsoft efendim cloud oyunculuğunu bulut oyunculuğunu ve e, streaming platformlarını geliştirmek evet. maksadıyla bir iş birliğine bir ortaklığa efendim imza atmışlar. İmza atmışlar. Haber bu. Haber ee, bu. Yani e, burada Microsoft'un Azure AI teknolojisiyle hı. ve işte şeyle bulut kafasıyla e, Sony'nin de semiconductorları <laughs> öyle diyor valla. Bir de bir şey daha diyor. O ne ya? E, dur neydi? Bir saniye bulacağım şimdi. Hı. Of bulamadım. Nedir canım benim buyurun. Çok heyecanlandım şu an. Neyi arıyorsun ne aradığını Bir, söyle. Kelimeyi arıyorum kelime aklıma gelmedi de ona bakıyorum. Neyse sen kelimeyi tamam, bulursun. Ben kelimeyi arayacağım sen. Sen bak. kelimeyi bulursun ya. Hı. Şimdi bun, bunlar böyle için ortaklık falan yapınca. Image sensör. Image sensör mü? Evet. Ne demek o? Ne, ne, neden neden bahsediyorsun? Öyle diyor yani ikisi işte Sony'nin image sensörüyle e, Microsoft'un Azure AI teknolojisini birleştirecek bir takım şeyler üzerine çalışacaklarmış. Ha. Yani konteksi ne yani? Onu sordum yani. O ne, ne anlamda geçiyor Hı -hı. diye. Şimdi bu abiler buluşmuşlar hakikaten. Böyle de bir fotoğraf da vermişler. Şimdi bunu duyunca insan aklına tabii ilk şey geliyor. Yani tamamen yüzeysel abi. Aa bir yani bu şey mu? Işte, işte Google açıkladı ya efendim. Hı -hı. Ne o? Eee cloud olayını. Ee, acaba Sony ile e, efendim Microsoft böyle bir tehdit mi hissetti? Bir ortaklık Hı -hı. peşinde olabilirler mi? Yani bir, bir tek bir platform olur. Oradan ben diyordum ya hep işte. Sony evet. veya Microsoft tamamen marka veya şey olarak e, kütüphane olarak Hı -hı. orada hizmet verirler falan diye. Acaba böyle bir şeyin üstüne gidiyor olabilirler mi diye insan aklına geliyor. Tabii ki geliyor. İlk o geliyor yani. İnsanın aklına ilk o geliyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Yani burada da söyledikleri efendim işte Satya Nadella bu sahadaki arkadaşımız Hı -hı. oluyor ki bu abi geldikten sonra Microsoft bir hakikaten böyle bir, bir toparlandı gömlek değiştirmeye Kesinlikle. falan çalışıyor önceki neyse yani o da o da kendince işte şeydi öyle tabi kendince bir abimizdi yani öyle. şey böyle heyecanlı konuşuyorlar ne yapacaklar bilmiyorum ama çünkü şöyle de bir durum var Sony anladığım kadarıyla bu efendim e, stream ederken oyunları falan bu bu teknolojiden faydalanacak artık. Baya öyle olacak. Bu evet. Hatta biz de konuştuk ya başka bir şirket satın almışlardı. Gay Kay falan ha, işte. Ne PlayStation oldu falan Now. Diye. Olmadı herhalde. O Fakat orada enteresan bir haber var. Bu haberin devamındaki haber o. Hı -hı. E, şeye göre, Bloomberg'e göre Hı -hı. E, işte o şey PlayStation'ın içinden insanlarla konuşmuş haberleri yokmuş onların böyle bir anlaşma yapıldığından. Şaşırmışlar hatta falan. Ondan sonra Sony tarafından demişler ki arkadaşlar sakin olun hani bir şeyin değiştiği ettiği yok. Bu hani bizim yeni nesil konsolumuzu da etkileyecek bir durum değil. Hani bu altyapıyla alakalı bir şey falan niye yani iyi haberleri yokmuş PlayStation tarafının yani. PlayStation Enteresan. tarafının haberi olmaması. Evet, bundan. Evet. Acaba bunlar gittiler bir bara falan oturdular işte bayağı bir aklına <laughs> ya, girdi bunun. Aklına girdi ama. Hocam bak çok güzel bu çok temiz teknolojimiz, teknolojimiz var. var. Azur duydun değil mi sen onu? Değil mi? Bak, bir, Şimdi... Bana bir iki dakika müsaade et ben sana anlatayım onu bir. Google'ı biliyorsun. Evet. Haberin var değil mi Google'da? <gülüyor> Böyle <gülüyor> Aslında, olmadı herhalde o yani yani. Sana tahmin etmiyorum yani. Ee, işte, bir, bir, peki siz, sizin aklınıza ne geliyor gençler? Var mı bir aklınıza gelen bir şey? Ne, ne çıkar buradan yani? Allah ilk ayda diyor ki sizce bu ortaklıktan karlı çıkan kim olur? Sonra hani bir Microsoft mu? diyor? Allah ne yapacaklar o da belli değil ki. Vallahi hiçbir şey belli değil ya. Burada gel yani mesela, mesela diyor ki bu stadye 5 para etmez ama sen benim kardeşimsin demişler Kardeşim. <laughs> Kardeşim. Kanka Kardeşim. yenge nasıl demiş? <laughs> mesela şöyle bir şey demiş Kenhiro Yoshida. İşte Bak şimdi. Ya, bu da yeni patron değil mi? Galiba evet. Yeni, geldi, galiba. yeni 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 CEO. Hı -hı. Ee, başkan vesiyor. CEO ee, efendim Geleceğin bulut çözümlerini birlikte efendim geliştireceğiz ee, birlikte yani çalışarak geliştireceğiz ve bunlar e, interaktif içeriğe inanılmaz efendim katkı sağlayacak interaktif katkı şey içerikleyince ne geliyor aklına abi oyunları cloud'dan oynamak olabilir olabilir M film milim stream etmek falan olabilir. Oyunlar olabilir. Multiple multiplayer oyunlar olabilir. Oyun bu Netflix'in falan işte denediği bu Bandersnatch'la falan denediği ha, bu şey kendi sonunu kendini belirle, o akışını film belirle falan kafası. Olabilir. Onlar olabilir. Başka ne olabilir? Yani bunlar, bunlar da bence yapmayan. yani mantık olan hani oyunla ilgili bir şey olacaksa tabii hani şey bulut üzerinden oyun oynama olur herhalde. Neyse abi yapıyorlar bir şeyle işte. Enteresan. Biz de haberini yapmış olalım. Madem PlayStation'dan gittik. PlayStation'dan devam edelim. PlayStation Productions. Evet. PlayStation enteresan hareketlerle devam ediyor yani. PlayStation evet, Productions. Evet baya e, film dizi stüdyo, film ve televizyon stüdyosu kurmuşlar. Hmm. Evet enteresan. Başına yani Sony'nin sahip olduğu IP'leri Televizyona ve sinemaya uyarlayacak bir şirket mi kurmuş bunlar? Sony'nin değil hatta PlayStation sahip Sony deyince çünkü Sony'nin film şirketi ya, evet, de tabii, var doğru, ya o açıdan karışmasın evet, diye. PlayStation. PlayStation. Boşuna tanıdık isimleri getirmişler. Asad Kizilbaş'la şeyi getirmişler. Aa ben Bizim. tanıyorum onu. Tanırsın. Bizim şeyi getirmişler asıl aman Sean, Sean Layden'ı getirmişler. Hmm. Enteresandır ee, yani bir takım dersler de çıkarılmış anladığım kadarıyla daha önce yapılan oyun filmlerinden. Hmm. Ee, ne diyorlar? Yani şey diyorlar özetle yani biz hani kendi IP'lerimizi başka şirketlere satmak yerine kendi prodüksiyonlarımızı kendimiz yapmak istedik. Çünkü işte şey görüyoruz yani sıkıntılar görüyoruz orada yapılan filmlerde işte. Çok ciddi paralar yatırılıyor Assassin's Creed ya da Warcraft falan gibi ama sonra hani o kadar iyi bir şeyle karşılanmıyor bu filmler hı hı. Ee, biz burada şunu gördük bunların uyarlanması sırasında şu tip problemler yaşanıyor işte birebir uyarlamalar yapılsın istemiyoruz biz mesela işte zaten sen 80 saat 60 saat oynamışsın oyunu oradaki hikay oradaki hikayeyi neden yeniden oynamak istesin? rica edeceğim Last of Us muhabbet evi yani ya Çevirip duruyoruz diyor, burada. o e, hani o oyunun etrafında döndüğü o kültürü işte onun Hı -hı. özüyle ilgili katkıda bulunacak belki katkıda ona. Ona katkıda bulunacak şeyler diyor. Hatta katkıda bulunacak deyince o da geldi aklıma. Mesela şeyde de yarayabilir diyor bizim yapacağımız bu işler diyor. Mesela bir oyun çıktı. Hı -hı. Devamı gelecek. Sen devamını beklerken arada böyle bir ürünle karşılaşacaksın. O o esas ürünü destekleyen şey yapan Ama bir şey olacak. Ama TV'ye belki tamam da büyük prodüksiyon hani sinemaya falan. Bilmiyorum. Nasıl yani olacak? bayağı arada şey yapılacak, film yapacağım. E, gidip şeylerle görüşmüşler. Transformer serisinin prodüktörüyle işte e, ayrıca Kevin Feige ile falan görüşüp oturup konuşmuşlar. <laughs> hani ne yaptınız nasıl gittiniz bu işler falan Baya bizim şey şeye gel gibi mi oluyor yani? Bizim ne? büro var büroya gelin falan gibi mi oluyor acaba yani? Çin, çin, çin. Yani? <laughs> Ya bak, hakikaten bir an gözümün önüne Sean Layden geldi yani. Abi Nasıl bir, yaptınız ya siz? Bir çayınızı içmeye geldik ya. Kevin falan. abi nasıl yaptınız? yani böyle abi? casual girip muhabbete. Ha, ha. Ondan sonra oradan. Abi bizim de var bir şeyler de. Ya ben bir fikir danışayım. O an, o anda o ipucunu alan karşı taraf. Ne var abi sizin? Ee, yapalım biz bitti yapalım. Bitti çayını abi? Ben yenisini şey bir yapayım de ya. Ödüm, biz yapalım. Yapalım. Yani bizim çocuklara söyleyeyim şey yapsınlar var istersen. Var bizim tecrübe var ya. Transformerslar falan. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmeden <laughs> sanki gelmiş o. Hani böyle ya, direkt gözümde o canlanıyor benim. Yani şey diyorlar biraz da böyle anladığım kadarıyla deneysel bir proje yani çok net bir hedefleri de yok. Şey diyorlar çünkü hani işte Deniz, şu kadar olur, zaman olur. içerisinde şu kadar iş yapacağız ya da işte şu kadar para kazanacağız gibi iddialarımız yok. Hı. Hani anladığım kadarıyla böyle daha kaliteli işler ortaya koymak. Aynı aynı e, Serzenişi Ubisoft da yaptı. Onların da Ubi Film mi ne vardı? Evet öyle bir şey vardı. E, ya. E, şey kararı aldı onlarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu Assassin's Creed'den sonra e, biz e, bu şeylere daha müdahil olacağız. IP'lerimizin hani filmi milimi çekilirse Hı -hı. daha müdahil Hı -hı. olacağız. Böyle bırakmayacağız salmayacağız ortalığı falan diye bir açıklamaları vardı. Mesela orada mesela Ubisoft'ta ne var şu anda? Mesela Division geliyor aklıma. Evet. Division filmi çekiliyordu. Çekilecekti. Jack Gyllenhaal'la şey oynayacaktı. Jessica Chastain zaten. <laughs> oynayacaktı orada. Neyse burada şimdi hangi isimler anılıyor diyecek olursak da bir ya da şey yapalım. En azından öyle diyelim. Hı, hı. E, i̇lk akla gelenler ne oluyor yani PlayStation Tabii. Uncharted. E, markaları Uncharted yani. O orada duruyor. Aynen. Efendim Last of Us. O olacak deniyordu. Ancharted yıllardır uğraşılıyor. Uncharted yapılıyor şu an bildiğimiz kadarıyla bir değişik. Ama hala senarist değişiyor. Hala yönetmen bir, o mu, bir, bir, o evet. mu oynayacak? Bu mu? En son çocuğu seçtiler işte. Hı. Tom Holland'ı. Tom Holland seçtiler. God of War mesela. Yani potansiyele bak. Çok potansiyel. Bu yeni efendim şeyle aynen öyle inanılmaz ee, yeni şeyler yeni Dünyasıyla çıkar. özellikle de. Uh. Ee, mesela Metal Gear Solid de geçmiş haberde ama e, Sony özel değil neticede değil o tabi. ya da PlayStation özel yani. değil ama e, PlayStation Productions mı üstlenecek acaba hmm. onu bilmiyorum. Şey çekecek diye onu bu işte efendim. Hmm. Kong. Evet evet hatta o da şeyini yapıyordu prodüksiyonun. Şeyle de görüşmüştü hmm. falan. Yönetmenim. Bizim abiyle. Kocumayla görüşmüştü falan. Mesela Spyro the Dragon Güzel animasyon. Animasyon, e, animasyon da olabilir yani. Direkt olur film diye yani. düşünüyoruz ama Ratchet animasyon Matchman olur falan mesela onlar güzel çok animasyonlar olur, olur yani. Bu başarılı şeyler gelebilir. Gelebilir oradan ya. Ee, ilk akla gelenler bunlar neticede. daha bir sürü de şey var. Dezgan, bilmem bir yani var adamların aslında e, o, şey. bol Horizon düşün mesela dizimizi yaptın düşün. O dünyada geçen illa yıl oyun da olması gerek yok yani. O dünya çok potansiyel bir dünya. O dünyada geçen bir sürü şey yaparsın. Ya tabii bu dünya potansiyel de şey de önemli yani orada. Ne? Hani orada Horizon'da işte geçmiş muhabbet falan da giriyor tabii, işin tabii. içine. onlar falan. Onları Hı -hı. da yedirmek önemli. Hı -hı. Yani bu oyunu hakikaten bir oyun yani oyun oyunda sana heyecan veren şeyi filme aktarmak bambaşka bir şey yani ve daha biz tam yapanını şey. hakikaten Yok, görmedik. görmedik. Yani birebir yapmaya kalkıyor olarak şu onlaydın dediği gibi ve tadı kaçıyor işin. Çünkü yani mesela Assassin's Creed hani başka bir hikaye anlatıyorum diye çıktı o şeylerde anlatılmamış bir hikaye, yeni bir karakter. Hı. Ama Olmadı yani. Yok. O şeyi yakalayamıyorlar şey, hakikaten. Özünü yakalayamıyorlar. Hem özünü olayı. yakalayamıyorlar. Bir de şey var gibi geliyor bana. Gençler siz de yazsanıza. Sizinkileri de okuyalım sonra. Ee, bence şöyle bir şey, bir çıkmaza giriyorlar. Mesela ilk dönem e, oyun filmlerini falan düşün. İşte Tomb Raider'dır evet. işte. Angelina Jolie falan. falan. Ee, oyun filmi ya bu şimdi. Evet. Ee, genç kitle oyun oynuyor İzler. bunları. Aha. Genç kitle izler. Genç kitle ne sever abi? Aksiyon sever. Aksiyon severse oyundaki işte efendim şeyleri koyalım. Hoplama, Hoplama zıplamaların efendim aynısını Hı -hı. buraya koyalım. İşte saçını örelim. İşte memeler falan olsun atıyorum. Ondan sonra bu bunu yaparsak filmi severler Tabii bunlar film yani. Film iyi olur o zaman. İyi olmanın da ötesinde orada bir şey var ekonomik olarak bakıyor. Ha, ben bunu kime satacağım Hı -hı. yani. E şimdi sen sen bu yaklaşımı kalkıp Metal Gear'da falan yapmaya kalkarsan yani ha. ağır ağır batırırsın yani. E Assassin's Creed'de gördük mesela daha orada mesela bir şey vardı. Ben ben öyle gördüm. Yani bir türlü yön belirleyememişler <laughs> prodüksiyona. Ben onu gördüm orada. Evet. Mesela güzel sanat tasarımı var, şey var. Orada bir ağırlık ver Geçmişte geçen kısımları gayet hmm. güzeldi mesela. Mesela oyundan seni seveceğin, sevebileceğin işte parkur, markuru <laughs> uyarlamışlar <gülüyor> Onlar işte şey fikri. Bak oyunda vardı bunlar. Evet. O izler görürlerse hoşlarına gider. Tamam da Assassin's Creed'i oyuncular bir de niye sevdi ilk etapta? ...işte bütün o efendim... ...o katmanlı, katmanlı hikaye hikayeler, yapsa, onlar gizem, bunlar... Bilmem bilmem ...onların hiçbirini hiç koymuyorsun, dışarıda bırakıyorsun... Evet. ...ondan sonra Assassin's Creed filmi niye yattı? Ya yani olmaz ki. Ya yani Çünkü bir oyunu oynarken yaşadığın bir hissiyat var... ...o hissiyatı bir şekilde senin uyarlaman evet. lazım. Yani orada gördüğünü birebir koymak değil. Mesela bir kitabı sinemaya, televizyona uyarlamak gibi bir şey bu. Oyunu bayağı sinemaya ve televizyona uyarlamak lazım. Bir de lazım. çok ciddi bir fark var yani oyunla ilgili çok ciddi bir fark var. Oyunda sen direkt interaktif olarak olayın içindesin. Evet. Hani kitap okurken de, müzik hı hı. dinlerken de yani diğer şeyleri ım, diyeyim sanat diyecek otursak eğer oynada diğer sanat dallarını tüketirken sen bir tüketicisin aslında. Birisi onu üretmiş, sen onu tüketiyorsun sadece. Tam burada da tüketiyoruz ama biz olayın direkt bir parçası oluyoruz burada yaparken. Doğru. Senin oynama şekline göre bile değişiyor Şu yani. Şey duyguyu emüle edebilirsin diyorum ben i̇şte, bir evet, o yüzden hani belki daha yeni bir anlatı olduğu için bu uyarlamakta daha bir zorlanıyorlar belki de. Doğru. Ve olabilir. çok daha uzun işte 80 saat mesela oynuyorsun diyorsun. God of War bilmem kaç saat 60 saat oynuyorsun. Hani birebir o deneyimi anlatmaya kalkarsan olmaz tabi yani sen yaparsın maksimum 3 saat film çünkü nasıl Hı -hı. olacak peki oyun filmi olmayan ama en iyi oyun filmi olabilirdi denebilecek şeyler geliyor mu aklımıza nasıl bir daha sor oyun filmi değil Hı -hı. oyun filmi değil ama e, iyi bir oyun filmi olurdu bu diyebileceğimiz film geliyor mu aklına mesela oyun filmi değil ama iyi bir oyun filmi olurdu e, şey iyi bir film olurdu diyelim ya da Ha, o oyun mu söylüyoruz? Hayır, ya şöyle, oyun, bir, bir oyun filmi değil. Tamam. Film. Hı hı. Ama e, oyun, oyun filmi mu? olsaydı, oyun filmi olsaydı, bak böyle bir şey olurdu, güzel olurdu, iyi de film çünkü falan gibi diyebileceğimiz. Sen bir örnek var çünkü tam anlayamadım. Ya yani, yani ne bileyim mesela şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. E, tamamen misal yani. Jurassic World işte Evolution var ya, mesela park mark kuruyorsun. Diyelim evet, ki hiç Jurassic Park falan yok, hı. öyle bir oyun var. Diyorlar ki biz abi bunun satın aldık film yapacağız diyorlar. Jurassic Park yapıyorlar mesela. Oha. Di Atıyorum yani. Anladım. Tamamen sallıyorum şimdi. hani Öyle filmler mesela. Ya bak bunda yani o filmdeki konseptin iyi oyunu olurdu diyebileceğim bir film olacak mesela. Ama film çok iyi işte. Hmm. Gibi. Ben de ilk önce Cyber'ın düşündüğü şeyi düşündüm. Fast and Furious'ı düşünmüştüm. Ondan iyi oyun olur gibi. Mesela John Wick geldi aklıma. Katılıyorum size. Mesela Red Indiana Jones bence. Ready Player One Bence bence iyi bir oyun iyi bir çok iyi bir film değil bence. Yani çok üst Hı. seviye bir film değil. E, oyun filmi olsa da abi oyun filmi de bu kadar oluyor eleştirisine gene maruz kalacak Hı. bir film olurdu Anladım. bence. Onu Hı. demek istiyorum. Hı. Indiana Jones bence muhteşem örnek. Yani muhteşem bir örnek Indiana Jones bence. Ya yani bugün geride kaldı o film evet. belki tamam ama Indiana Zaten, Jones evet yani. yani abi yani onun oyununu yapıyorsun ya mesela hatırla eski e, Commodore 64 oyunları var Amiga hı hı. oyunları var bilmem ne işte yok kamçı kullanıyorsun bir şeyler yapıyorsun falan. Baya game ifke edilebilecek e, şeyleri var o filmde karakterin. Uncharted işte yani. Uncharted yani o işte hep diyoruz ya suyunun suyu evet. bilmem ne olmuş o bu falan diye. Şimdi Uncharted filmi yapmak istersen mesela senin yapacağın filmin Indiana Jones olmalı Öyle aslında. Öyle olacak tabii. Yani onun moderni ne? olmalı yani gibi ya işte kastettiğim hı hı. oydu. Hı hı. Ne, neyi kovalamalıyız yani mesela I... Warcraft filmi yapıyorsam neyi kovalamam lazım onu soruyorum yani hani Warcraft filmi dediğim zaman İlla bak Warcraft filmi dediğim zaman illa Warcraft oyunların içinde böyle bir şey vardır ya mizah işte göndermeler popüler kültür göndermeleri bilmem ne bir sürü şey vardır filmin içinde de olmalı mı mesela illa onlar Yo gerek yok bence yani onlar ekstra bir katman sağlıyor sadece oyunda yani misal yani, evet, olmazsa olmazın mı ne o, olmazsa olmazı işte o. işte, o açıdan mesela Sony böyle bir şey en iyi ben bilirim diyor yani oyunu yapan benim sonuçta diyor o yüzden ben yapayım bu işleri ya diyorum. En iyi ben bilirim demiyor da en azından biz kendi özgürlüğümüzle bir en iyi ben deneyelim derken en azından. şu anlamda söylüyorum. Yani oy, o oyunu en iyi ben biliyorum. Ben yapıyorum çünkü oyunu yani. Oyunun özünün ne olduğunu ben biliyorum Hı -hı. şirket olarak sonuçta. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. 28 hafta ve 28 gün sonra filmleri 10 numara oyun filmi. Mesela düşün olmuşsun. bak zombili oyun var Güzel hakikaten. Evet, evet. Onun mesela filmi yapıyorsun. İlk o ayda ben efsaneyim söylemiş mesela. mesela... Yani. Ya bence işte böyle olmalı. Yani Hı -hı. filmlerine böyle yaklaşmak lazım işte. Evet. Ya Değil mi mesela işte oyun filmi dediğin zaman illa evet. o o hikayenin bir tarafını film yap yani. Aynen evet. Öyle yaklaşmak evet. lazım mesela hmm. öyle. Mitch demiş ki nasıl emüle edeceğiz peki o duyguyu. Şimdi şöyle bir durum var bence sinemada e, yani muhabbet başka bir yere gitti ama enteresan olabilir. Sinemada izleyiciyi e, o perden içine Çekebilmenin yöntemleri vardır. Yani normalde şöyle sinemanın en büyük e, ne diyelim zorluğunun meydan okumasının şey olduğu söylenir. E, i̇zleyicinin bir iki boyutlu bir perdeye Hı -hı. bakıyor olması en büyük zorluğun bu olduğu söylenir. Hoş yani üç boyutlu olsa da fark etmiyor. Tabii canım. Senin onun içine bir şekilde giriyor olman girmen lazım yani. Onu da nasıl yap, yap, yapıyor e, yönetmenler yani sinema tekniğinde nasıl yapıyorsun bunu teknik açıdan mesela teknik olarak mı söyleyeyim bazı yolları var işte efendim alan derinliği kullanıyorsun bilmem ne yapıyorsun izleyici mesela neye odaklanacağını daha bir görüyor evet. arka tarafı flu işte sen öndeki objeyi net yaparsan izleyici diyor ki evet bu önemli diyor ve filmi o gözle izlemeye başlıyor bu bir süreç yani Hı -hı. bu sürecin devamında karakter işte özdeşleşme bilmem ne falan e, hikaye işte müzik kullanımı. Ha, müzik kullanımı bunlarla birlikte sen hikayenin içine giriyorsun Or, or oraya girdikten sonra onu becerebiliyorsa bir film zaten. Hı -hı. Sen duygu yaşamaya başlıyorsun. Evet. O anda yani bir, bir sürü şeyi şey yapabilirsin hani. O iki perde iki boyutlu bir şey olmaktan çıkıyor senin için. Bir, bir nevi. Mesela bence son işte dönem filmlerini bir eleştiriyoruz falan ya. Son dönem filmlerinde en büyük eksikliği hissedebilecek unsurlardan bir tanesi bu bence. Efekt var, görsellik var, bütün teknik orada fakat filmin içine girmekte sıkıntı evet. yaşıyorsun. Game of Thrones da benzer bir sıkıntı yaşadı bence bu son sezonda. Hı -hı. Yani e, hikaye noktaları orada fakat oraya girişi çok iyi çizmediğin zaman anlatamadığın zaman e, izleyiciyi hı hı. efendim şey yapamadığın zaman aslında kandıramadığın zaman kandıramadığın zaman tamam mı e, sen e, dünyanın en iyi efektini efendim en iyi işte ejderhasını hı hı. bilmem nesini koy oraya çok güzel gözüküyor ama sen o, onu tam anlamıyla hissedemiyorsun. Öyle. Finalde çok çoğu çok işte yani ben sırf ben yani e, sırf ben de olm değil e, güvenerek söyleyebiliyorum çoğu insan bir, bir şey hissedemedik finalde dedi yani o hissedememe durumu hı hı. işte e, şey bir şey önemli bir önemli bir gösterge yani evet, tabii, o zaman onu, aynen işte. onu emüle etmek dediğimiz olayı aksiyon da olsa bu yani tabii Indiana de. Jones var film tabii, dedik tabii. ya işte, aksiyon da olsa, hı hı, o zaman da bir adrenalin bir şey. Evet daha. başka bir şey de olsa, neticede bu işin kuralları belli ve onları uygulamak lazım. İyi uygularsan yani. Mesela Jurassic Park diyorsun işte efendim 30 kaç yıl oldu işte? Hep verdiğimiz ne örnek Jurassic Park kaç yıl oldu? 25, 25 26 yıl oldu değil evet. mi işte? Yanlış söylemiyorum. 90 ee, kaç? Ya, 2020, 25 26 yıl oldu. Hala işte efendim ilk t çıktığı yeri insanlar böyle şeyle hatırlıyorlar efekti bilmem neyi söylemiyor ki oradaki hmm. insan yani. Onu iyi hatırlıyorum derken. Oradaki hissiyatını hatırlıyorsun sen. Öyle tabii Özellikle. Yani. Ya da mesela şey de öyle falan. ya. Evet? Uncharted diyorum. Unchart Last of Us diyorsun. Mesela oradaki duygularını evet. hatırlıyorsun. O duyguyu senin filme Kesinlikle öyle. Geri dönüp baktığın yani. zaman o geliyor aklına yani. Oluyor. E, böyle emin edersin. Ama kalkıp da oradaki efendim şeyi koymaya kasarsan yani Metal Gear yani filmde milletin üstüne ünlen mi çıkartacağız? Anladın <laughs> mı bu? Kutu çıkıyor. Falan. Ha, ben onu görünce şey olmuyorum ki. Öyle tabii ya. Ya o fan film gibi olur işte. Mesela şey güzel değil mi? Bence fena değildi bu e, Nathan Fillion yaptı yaptığı mesela fan filmi Uncharted. Ha, evet hoştu, şey. Birine yani hoştu. O. Hı -hı. Şeydi. O sen. Bence Uncharted'da olması gereken bir şey. Mutlaka o espri duygusunun Olmadı. olması gerekiyor yani. 10 dakikalık bir halini yapmışlar orada. o Hı -hı. kısa filmde. Hı -hı. Onu işte iki saat gibi. izletmek demek başka bir Kesinlikle. şey. O zaman hikaye falan da giriyor devreye yani. Klasik çünkü. film yapacaksın yani. Olay o. Ee, öyle yani. Şimdi sen ikinci sayfaya şey koymuşsun. Ha, şu anda geliştirilmekte olduğu iddia edilen filmler. İddia edilen. Oyun filmleri. Ne oluyor ya? ya? Bir kere şimdi iki tane var garanti çıkacağı. Tarihleri belli yani. Tabii. Angry Birds 2 hı hı. ve e, Sonic Hı -hı. Bunların tarihleri belli, bunlar geliyorlar. Onun dışında Angry Birds ne zaman gelmiş? 16 Ağustos'ta geliyor. Evet. Sonic 15 Kasım'da, 15 Kasım'da geliyor. geliyor. Peki. X de bu sene geliyorlar. Onun dışında hani herhangi bir tarihi belli olmayan, ne zaman yapılıyor, yapılıyor mu, hala devam ediyor mu, yapımları belli olmayan filmler, daha doğrusu oyunlar var, filme dönüşecek olan. Niye bunlar? Hı -hı. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Bunun devamı gelecek mi? Bir dakika. Bir e öyle muhabbet olmuş. Ha şöyle diyor birinci film diyor yapılırken diyor ikincisinde diyor prodüksiyonu Hı -hı. devam ediyordu ama, ama şu anda işte, yani herhangi çok... bir şey yok. Yani Fassbender'i falan bir daha ikna edip oynatır mısın Zor. öyle Zor. bir filmde? E başka birini de oynatabilirsin. Fast yani Fassbender'i oynatman gerekmiyor ki. Gerekmiyor. Assassin's Creed öyle bir şey gerekmiyor yani. Gerekmiyor da. E, ama bir çok... daha kim verir o film için o kadar parayı e, onu bilmiyorum. Adam kendisi bayağı sahiplendi evet, şey öyleydi, yaptı. Evet öyleydi doğru söylüyorsun. Yönetmeni buldu Justin etti Church falan. Hmm. Hı, Hı Beraber bayağı şey yaptılar sağlam. Görsel olarak güçlü bir film Hı -hı. oldu falan ama işte. Bir daha nasıl olacak Bir şey olarak da devreye girdi çünkü baya Ne o ee, Canon olarak falan da girdi ya işte evet, evet. Agiler magiler tabii, bilmem tabii. ne Şeyi falan da kullanacağız diyorlardı Kullanmadılar onu Yani böyle yok efendim animus değişik bir stil vardı Değişik diye animus tasarımı evet olay, Bir şeyler oluyordu falan o Başka ne var Borderlands'in mesela filminin yapılması söz konusuyormuş 2016'da duyurulmuş şimdi. böyle bir şey Borderlands'in filmi nasıl olur şimdi Şimdi illa böyle cel shaded falan grafik mi yapacağız Hiç mesela? Yok artık. Yapmayacağımıza göre. Tabii ki göre. Ya animasyon yaparsın. Animasyon olabilir o öyle olabilir. yapacağım öyle dersen. Animasyon yapacaksın. Yoksa ne alacaksın? Var i̇şte ben sana söyleyeyim filmini yani. Olacak. Ne? Mad Max Fury Road yani. Ama o esprisiz biraz sert yani şey Yo, daha... Yo onda da vardı canım biraz o şey bir mizah tabii <laughs> kara bir mizah gibi biraz vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam Borderlands şunu demek istiyorum Borderlands birebir demiyorum elbette. Evet. Ama böyle post apokaliptik oyun falan Anladım. filmini öyle. yapacağım diyorsan 3 aşağı 5 yukarı var işte orada öyle, yapılmış. Doğru. böyle. Call of Duty. Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Bak aklıma bir şey geldi. O, onu onu netleştirmeye <laughs> çalışıyorum. Yani her oyun inanılmaz efendim ayrıksı bir e, materyale falan da sahip olmuyor ki. <laughs> o yani O da doğru. Yani ya şimdi 500'den zombi şeyi var far Abi yani. yani şimdi tamam oyun güzeldi efendim oynanışı bilmem ne. bunun filmi olursa olur diyemezsin ki her şey için. Öyle. Yani, ya biraz da şey bakıyor sanıyorum bu işte Hollywood yapımcıları abi. Bu, bu oyunun çok şeyi var, işte kitlesi var. O yanlış bir bakış açısı çok bence bakış işte. Fortnite'ın oyununu mu yapalım şimdi mesela? Ama Animasyon olabilir. Mi yapalım? Animasyon olur. Animasyonu çok da iyi iş olabilir. yapar. Çok da iyi iş yapar da. Ş şuradan hareketle söylüyorum. Yani Indiana Jones'un çok daha popüler olduğu, daha doğrusu popüler olduğu bir dönemi düşünelim. Hı hı. Bundan 15 yıl evvel diyelim okay. yani. Sen o zaman efendim ben e, Uncharted filmi yapacağım dediğin zaman sinema izleyicisi hı hı. oyunu bilmeyenler şey diyebilirlerdi belki. Abi bu ne ya Indiana Jones var zaten. Tabii canım direkt onlar 20 çakmışlar falan. Yani Indiana Jones varken bu onun suyunun suyu nusuru, buna hı hı. ne gerek var hı hı. ki de diyebilirlerdi evet. belki. Yani her oyunda inanılmaz o şeyi, elementi bar barındıracak Kesinlikle diye bir şey öyle. yok ki. elbette öyle. Onu demek istedim. E Call of Duty mesela, Call of Duty'nin filmi diyorsun. Yani bunu normal herhangi bir savaş filminden nasıl ayrık kılabilirsin ki? Abi Call of Duty zaten mesela misal veriyorum işte Rock'tan almış oradan almış lebluları almış almıştı almış yani zaten. Şimdi Hatta Call of Duty'nin filmi diyorsun bana. Şey birkaç film yapılması söz konusuymuş ve bir tanesinin de yönetmeni olarak Scario 2'nin yönetmeninin olması falan planı dönüyormuş. Hadi ya. Enteresanmış. E şimdi diyeceksin ki Modern Warfare falan orada güzel hikaye var Hı -hı. ya da Black Ops'ta güzel Ama hikaye, aynısını hikaye var. mı koyacaksın falan. işte? E şimdi yani. o zaman onu mu uyarlayacaksın? Yani o zaman işte döndük gene şeye ne izleyecek oyuncu? Evet. Yani aynı şeyi mi izleyecek yani. bir daha? Ne bileyim yani Captain Price diyorsun işte bilmem ne. Hı hı. Efendim soap moop şimdi. Ben onun tiplerini falan şey yapmışım atıyorum. Onu mu uyarlayacaksın? Yani. Böyle oynatacağım birini. Nasıl tuhaf olacak? Tuhaf tuhaf. Bir sonrakine geçiyoruz. Division. Division bence gene bir olası. Çünkü bir dünya yürür. yaratıyor. O dünyanın içine milleti at. Takılsınlar. Division her. yürüyebilir. Farklı bir ajana hı hı. anlatıyorum arkadaş ben dersin. Tabii Geçersin. Tabii Başka bir şehirde geçiyor olabilir. Hatta. Sinemaya sinemada da aşinalık olan, e, e, sinemada da aşina olduğumuz bir tür olarak yorumlayabilirsin. Evet. Efendim böyle e, espionaj, efendim politik gerilim e, işte a, aksiyon Hı -hı. soslu espionaj falan gibi yorumlayabilirsin. Olabilir. O Şu tip şey yorumları açık bir film yani, olabilir Jessica yani. Bu da e, Deadpool 2'nin yönetmeninin ismi geçiyor. Hı -hı. Jessica Chastain ve e, Jack Gyllenhaal'ın da isimleri geçiyordu bu projede. Neyse. Duke Nukem olabilir muhabbeti var. John Cena oynayabilir gibi bir muhabbet varmış hatta. Firewatch'un filmi mesela. Firewatch'un filmi yani Enteresan. niye Fire niye Firewatch'un filmi yok. oluyor o yani onu demek Hiçbir istiyorum. fikrim yok. Enteresan. Fruit Ninja. <laughs> ben direkt isimleri sayıp geçiyorum. Ee, Gears of War, Half-Life, Half-Life de olabilir mesela Half-Life evreninde geçen. Tamam evet yani. Ama mesela şey falan yaptılar. Ya, Battleships falan yaptılar ya. E az evvel Cyberon'u diyor. Yani ya. abi niye onun filmi? Yani niye, niye onun, onun filmi olsun oluyor olsun bu? Niye onun filmi oluyor ki bu yani? Ya bayağı kasıp bayağı ciddi kasıp yani şey falan yapmışlardı ya evet. filmde. O işte A4'lük falan aynen, o yani evet. yani abi ne gerek var ya? Yani anlamsız çok çok anlamsız. Mart Nisan varız Spotify'da. Ee, Heavy Rain'in filmi Just Dance. Last of Us zaten muhabbeti geçti az evvel. Mesela, Mesela Last of Us <laughs> abi olur mu şimdi Last of Us'ın filmi ya? Bu şekilde olmaz yani. Abi ben o evrende bir dakika, geçen başka karakterler. Hızlı karakterle geçmeyelim. Last lazım. of Us'ı bir konuşalım evet, abi. Last okay. of Us'ın filmi nasıl olur ya? Çünkü Last of... Bak Last of Us dediğin e, Joel ile Ellie falan çıkardığın zaman jenerik bir zombi hikayesine dönüşebilir yani. Sadece zombilerin tipi değişik. Değişik o kadar. tamam okey. Ama yani esas Last of Us'ı senin çok efendim yakın böyle Hı hı. hissetmeni sağlayan şey o insan elementi. zaten o hikayeydi öyle. e sen şimdi o hikayeyi uyarlamaya kalkarsan hı hı. ben de oyuncu olarak derim ki abi zaten o hikayenin alasını ben oyunda ben oynadım. gördüm oynadım yani Aynen öyle. bir de aynı hissiyata alamazsam zaten abi. çöp yani olmaz ya olmaz yani ha çünkü bir de Eli ve Joel, Joel öyle hani oradaki hikaye dahilinde de çok özel karakterler olduğu için hani başka iki kişiyi anlatayım da çok işlemeyebilir evet yani. Evet ya. Çünkü yani Last of Us tonu denebilecek bir tondan bahsede hı hı. bahsetsek hı hı. yani Last of Us ben söylüyordum trend yani trendsetter oldu falan evet. diyorduk ya ama trend olması o karakter dinaminden de kaynaklanan hı hı. bir şeydi yani. Ee, yani o karakter dinamini aynen başka iki karakteri uyarlayamayacağına Olmaz göre yani. olmayacağına göre bilmiyorum ya. Mass Effect bence Bak. olur. Çok özür dilerim Pardon, Burak özür dilerim. Bayırlı bir yorum yapmış. Onu söyleyeyim Hı. hemen ondan sonra geçelim. Beğenmenize gerek yok, bilet parası vermeniz yeter. Böyle bakıldığı öyle için olmuyor bakılıyor. zaten. Doğru. Böyle bakıldığı Doğru. için olmuyor. Aynen. İyi film çıkmıyor, o yüzden. Mass Effect'in Mass Effect Effect. çok güzel olur. dizisi olur bence. Çok güzel olur. Çok temiz tatlı olur. Dizi olur. Ben olsam direkt şey yaparım buna yüklenirim. Dizi yaparsın, ben yaparım. Ama oyunun dizisini, filmini yapıyorum diye yola çıkarsan patlar o. O evrende geçiyor. Evren. Yani iyi, lan koca? Tamam. İyi, iyi bir hikaye olmalı Tabii işte yani. Öyle. Onu demek Kesinlikle istiyorum. Öyle. Ee, Mega Man. Okay, yani. Metal, Gear, Metal Gear Solid. İşte Jordan Vogt Roberts yapıyordu. Onu. Hadi bakalım yani. Ee, bu, bu... Bunun senaryosu bitmiş ama film ne zaman çıkacak ne olacak belli değil. Çocuk çok kastı buna ya. Çocuk baya kastı. Şey yani çok saygılı efendim. kocuma onay vermezse hayatta yapmam bilmem ne hı hı. falan diye. Konami ile yapıyor olmasına rağmen genelde evet. de yani Kojima'sız olmaz modundaydı. Modundaydı. Metro... 2033. Atmosferik, atmosferden Peki. yürüyebilirsin falan Ayrıca yani. Acaba bu kitap uyarlaması olarak da bakılabilirse yani hmm. direkt oyun uyarlaması. Hadi olabilir. bakalım. Minecraft The Movie. Bu, bunu bayağı yapıyorlar. Live action mı olacak bu? Galiba. Küp küp bir durum yok yani. Bilmiyorum. Belki hani kız o dünyaya giriyor gibi bir şey mi bilmiyorum tam. Araştırmadım. Abi Monster Hunter. Ay Resident Evil'ci Paul Anderson çekiyormuş. Oh. O. Oh. gördük oldu, evet mı? bunu şey fotoğrafları falan da yayınlandı. Öyle Doğru. Mi? Evet evet. Aa, Monument Valley. Buna ne diyeceksin? Live action CGI hibrit olacakmış. Abi her şeyin filmini yapmayabiliriz belki diye düşünüyorum yani. <laughs> ya Monument Valley sana nasıl bir e, ilham veriyor mesela? Yani filmde bayağı şeyler falan mı olacak hakikaten? Level mı? İzometrik mi izleyeceğiz filmi yani? Dönün falan bütü bütü. Hani Bilmiyorum abi. Peki. Bir 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 şey varmış Portal portalmış. Portal yürür. yürür. Çok güzel yürür portal. O evrenden çok güzel şeyler çıkarırsın abi. Bir dönem JJ Abrams'lanıyormuş ama şu an durumu belli değil. Vallahi bilmiyorum kim yapar ne olur Hı -hı. ne biter de. Ee, şey, deneklerden bir tanesini ki vardı bir tane şey, fan film. Ki o fan filmi yapan bir şey yap, yaptı neyi yaptı o sonra? Bilmiyorum. Çok beğendiğimiz bir şey çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Unuttum şimdi gelmiyor akma da. Portal'dan güzel iş, güzel bir şey çıkabilir de en azından. Potansiyel var yani. Var canım olmaz. Mı şu an? Rabbit yani. mesela. Rabbit direkt ha. şey olur yani. Böyle e, Nickelodeon falan Biz animasyon dizi mükemmel olur. Rainbow Six gene olabilir. Aynen gene yürür. E, var jan var yani. Öyle bir yani, tür var aynen yani. Öyle. En azından bilet satarsın, satarsın rahat ona yani. Resident Evil zaten. Zaten var. Tetris. Tetris'in filmini. Tetris'in filminin nesini yaparsın biliyor musun? Tetris'in yapılmasını falan yaparsın. Hikaye olarak yani. Bence o anca o gider. Abi öyle ekmek çıkarmaya çalışıyorlar ya bayılıyorum. Mesela Tolkien diye film var yani. Şöyleymiş hatta tedris çok özür dilerim okumam gerekiyor. Sci-Fi Trilogy Around Iconic Puzzle Game üçleme. Yani bayağı uzaylılar. Uzaylı gemileri falan. Close Encounters da vardı ya öyle uzay gemileri. Onu nereye yerli koyacağız değil mi? Müziği falan. Olmadı. Şeyler vardı ya böyle tuhaf tuhaf bir sürü değişik hmm, üç ışıklı evet, yok bilmem evet. ne yok donat şeklinde bunlar falan. Bunlar dönerek geliyor. Ha, bunlar da böyle T şey Bizim işte. şeyler böyle e, süper kahramanlarımız Hı. ellerindeki uzaktan kumandalarla onları şeklini çevirip birbirlerine çarptırmaya çalışıyorlar. Sıra yapınca çarpıp yok oluyor. Transformers çünkü. usulü bir film oluyor bu yani. <laughs> Bravo. Hakikaten çok e, sizde şey bitmiş yani. Malzeme hakikaten bitmiş. Maalesef, ben onu anlıyorum maalesef. ya. Uncharted tamam konuştuk zaten. Watch Dogs. Olur. 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 Nasıl bir film olur? Ne tür bir film olur Watch Dogs? Tür alayım. Abi iki Watch Dogs filmi de birbirine o kadar oyunda birbirine o kadar farklı ki bilemedim şu an yani. Tamam yok sinemada nasıl bir tür bir film olabilirdi yani bu? öyle. Ee... Mesela şey eee neydi bizim şeyin abinin oynadığı Gene Hackman'ın ee, Devlet Düşmanı'ndaki hmm. karakterin olduğu Hı -hı. neydi filmin adı? Unuttum şimdi. Şey eee Şebeke miydi? Yok yok şebeke ya. French Connection. French mı? Connection değil miydi? French Connection'dı. Onun gibi bir film mesela paranoya devlet düşmanı da olur yani. Devlet düşmanı mesela dedim ve evet devlet olur. düşmanı yani hepimizin daha iyi bilebileceği bir Bu film. Bu mesela filmlerde çok sık kullanılan bir şey ya şey. Mesela devlet düşmanının aklıma geldi. Ee, bir kişi tesadüfen olmaması gereken bir yerde bulunur ve kendi bir takım olayların içinde bulur. Evet. çok filmlerinde falan da çok var. Tamam. Böyle oyun hiç var mı? Hiç aklıma gelmedi. Böyle oyun hiç var mı? Yani ilk düşünce şu an aklıma Mesela Minority Report var falan. Ha. Bir oyun. Minority Report var da olabilir ya da işte dediğim gibi. O da yani. öyle setup işte yani. Ha görmemesi gereken hmm. bir şey görüyor ve Yok galiba ya. Gelmedi şu an. Ya yani en azından şu an aklıma gelmedi. Bilemedim. Neyse. Okay. Peki efendim. Böyle yani. Eternal Kiss subscriber olmuş. 11. ay abone olmuş bize. Seviliyorsunuz hocam diyor teşekkür ederim yavrum falan ne diyeyim <gülüyor> <yani>. <gülüyor> yavrum. yavrum. Galbi en galbi galpler. Red Dead Redemption filmi yapılmaz inşallah demiş Braveheart. Mesela Red, Red Dead Redemption şey. 2'nin filmini yapıyorsun ve ben yani kampanya başlatıyorum gitmeyin o filme falan diye yani anladın mı? Böyle saçma sapan bir şey olur ya olur mu yani? Olacak bir şey değil ya. Ee, başka şey. Mesela Conan Exiles'dan güzel film olmaz mı? Zaten var yani işte filmi var yani. <laughs> Zaten film var. Adam da kastırıyor yapalım yapalım Ay, yapalım diye bir türlü bir yapamadılar onu. Bir türlü olmadı. Yes, Emojis de... filmi vardı mesela çekildi. A, evet. Metası 5 falan mı neydi yüz üzerinden. 3 <laughs> müydü 5 miydi? Yani, Öyle bir şeydi. Cemalci diyor ki söylediniz mi bilmiyorum ama Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne muhteşem olurdu. Çok tuhaf filmler çıkabilir. <laughs> onu korku filmi mi nasıl olacak? Japonlar çeksin. <laughs> Çok tuhaf filmler çıkabilir. Çok. Yani eee şöyle bence mesela bence o filmleri çekmek için böyle o yani yönetmenler Hı -hı. falan olmalı. Öyle değil. O animesi falan da yapılabilir. Öyle ha, bir olur, şey de olur. Olabilir. Evet. olabilir. Gerçekten. Evet. <laughs> Efendim. Buyurun. Bir evet, evet, sonraki Last of Us, Last of Us dedik dedik. Ya onda çok bir şey yok aslında da e, şey yapmışlar. Last of Us 2 için artık böyle e, kapatıyorlar mı? Oyunu bitirmenin aşamasına geliyorlar mı? Yavaş yavaş diye bir takım e, düşünceler ortaya çıkmasına yol açacak şekilde yeni e, işe alım talepleri çıkmış. İşte ha. oyunu kapatmak için işe alımlar yapıyoruz falan bitirmek gibi muhabbetli bitirmek için gibisinden şey arıyorlarmış. Ya hoş bunu arıyorlarsa nasıl bitirmek için arıyorlar bilmiyorum şey işte yakın dövüş animasyonu için birilerini arıyorlarmış. Ha. Yani bu... şimdi bunların tabii şeyi nedir? Workflow'u, iş akışı nedir bilmiyoruz. Evet. Şeyi, şeyi bitirdiler. Şeyi bitirdiler. Ne o? Mo -cap. Ha ha, mo -cap. Ya oyuncuların... her şeyi çektiler. Evet. Ara sahneleri en azından Hı -hı. oynanması e, bitti diye Bittim biliyoruz. ama şeyleri de yaptırmışlardır onları herhalde. Temel animasyonları falan. Değil mi? Onlar mı yapıyor? Dur onu bilmiyorum ama olabilir yani. Ee, yani bitiş süreci dediğimiz süreç ne kadardır, ne kadar evet, sürer, ne olur ne biter tabii. bilmiyorum. Benim tahminim, bir süredir söylüyorum, böyle bir e, 2020 Mayıs'ı falan gibiydi. Hı hı. Ee, yani o tahminimde hala 3 aşağı 5 yukarı ısrarcıyım. Yeni konsol çıkmadan. Evet, evet. Yeni nesil konsolda da. Yeni nesil konsol çıktıktan bir 3 ay, 5 ay, ay sonra, 6 ay sonra da aynı şeyde olduğu gibi. Aynı ilk oyunda olduğu gibi yani. Remaster edilmiş, hı hı. yok 60 FPS çalışıyor, hı hı. bilmem ne, 4K native falan filan. İki kere satarız. Olabilir ama geriye dönük uyumluluk var. Aa. Mesela geriye dönük uyumluluğu şey yaparlar, plus'lara yaparlar misal. Hı, hı. Ee, sen de plus abonesi olursun. Falan. Ha, orada aldım oyunu Burada da ha, Plus abonesiysen bütün kütüphane açık kardeşim, evet, PlayStation Now'la birleştiriyorum falan der Hı -hı. Ne bileyim o, Belki yani... kendi oyunları için şey de yapar Zamanında siz Last of Us'ı işte Last of Us 2'yi aldıysanız buradan hani da bedava oynayabilirsiniz Hı -hı. Falan. Ya, falan o olabilir Bilmiyorum nasıl bir iş modeli yapacaklar bilmiyorum tabi ee, Bir baş... diğer PlayStation haberi evet. Devam edeceğiz o zaman İyi geçelim buyurun God of War'un satışları 10 milyonu geçmiş. 10 milyonu geçen PlayStation özel oyunları arasına girmiş God of War'dan. 10 milyonu geçmiş. Evet. Şimdi 10 milyon oyun 60 dolardan sat. Şimdi nereden baksan? <laughs> 60 dolar dildir hepsi tabi ama yani bunda mesela şey tam hesaplayamıyorum oyunlar konusunda. Filmlerde falan üç aşağı beş yukarı bir hesap kitap yapabiliyorsun da işte bütçesi ne kadar, ne kadar izlenirse hı -hı, ne olur hı -hı. işte falan filan hesabı yapıyorsun da oyunlarda onu çok yapamıyorum. Evet. Zorunlu. Mesela bu oyunun bütçesi nedir? Aynen. 10 milyon satınca ne kadar çıkartmış oluyor falan onu tam bilemiyorum. E çünkü yani. sürekli indirim oluyor, bilmem ne olduğunu bir şey bir şey. Ama iyi iyi bir sayı yani. Baya iyi bir sayı. Daha önce neler geçmiş dersek eğer hı -hı. E, yani PlayStation 4 özel ekskluzif oyunlarından Uncharted 4, A Thief's End geçmiş, The Last of Us Master geçmiş, hı -hı. Horizon Zero Dawn geçmiş. 10 milyon satanlar kulübü bunlar. Hani Horizon 10 milyon sattıysa bu oyunun 10 milyon satmasını yani. beklerim yani. Evet. Hayır, bilmiyorum şöyle bir şey söylesek nasıl olur? Bu neslin en iyi oyunlarından biri herhalde. En e, e, onu rahatlıkla Değil söyleriz mi? ya bence. Onu rahatlıkla söyleriz. Peki başka bir şey söyleyeyim. God of War'la Horizon Zero Dawn e, oynanış rahatlığı bakımından kıyaslanır mı? Oynanış rahatlığı. Şöyle, şöyle akış bakımından. Ben biraz bugün o akış muhabbetine belki girerim falan diye düşünüyordum da. Yani. Horizon Zero Dawn açık dünya bir oyun, aksiyon maksiyon özelliği evet. ön planda tabi biraz ama açık dünya oyun, git işte oradan görev al, oradan soru işareti Hı -hı. yap falan öyle bir oyun Hı -hı. neticede, bir akışı var, rahat daha böyle insanların daha rahat içine girebildiği bir oyun diyebiliriz. God of War tabi kolay modu var elbette ama God of War hani daha bir daha bir beceri belki aksiyon becerisi isteyen falan bir oyun olabilir, olabilir gibi, mi? Kolay modu var şeyinde daha zorunu oynayabilirsin sonuçta. Bir taraftan da bu ama standart bir akışı olan bir oyun olduğu için hani hmm, seni sürüklüyor yani sen Peki. Şey düşünmeden oynuyorsun yani karşıdan ne çıkıyorsa dövüyorsun işte. Peki şöyle sorayım o zaman hemen canlı yayında da sorayım YouTube'da izleyenler de cevap yazsın. Ben Horizon Zero Dawn'dan God of War'dan daha fazla keyif aldım diyen var mı aramızda? Ben yani öyle diyeceksin sandım şaşırdım. Ay de, abi denebilir o yok senin hayır, hayır senin serisi yani. Elbette canım senin o konudaki görüşünü biliyorum o yüzden dedim. Nedir benim görüşüm? Sen God of War'dan çok keyif aldın yani. Keyif aldım evet. Yani Horizon Zero Dawn'da oynanışı o, 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 e, o e, yani. Şeyini beğeniyorsun. İyi hmm. yani. dövüş mekaniği onlar iyi de olabilir yani. Ben abi God of War tarzı oyunları sevmiyorum. Elbette olabilir. İşte efendim Souls'a yakın mekanikli Hı -hı. falan oyun sarmıyor beni. Açık dünya Horizon Zero Dawn daha çok olabilir, tatmin etti de beni. Olabilir. Denebilir yani. Olabilir diyen olabilir yani. <laughs> Olan varsa ses etmeden çıksın. Yalnız baya bir baskı <laughs> evet. ortamı oluştu ya. Arkadaşlar ee, lütfen sessizce takip edin. Lütfen lütfen. <laughs> Kips Format diyor ki mesela şimdilik sadece Horizon oynadığım için ben çok keyif aldım. Mesela. Mesela açık dünyayı lineer hikaye tercih edenler seviyor olabilir Kesinlikle. bence demiş Hayborn yaz yes. Olabilir. Ben niye ya, Hayborn yaz yes. okumaya çok meyilliyim. Hayborn <laughs> Horizon'ın mantığı çok mantıksız geldi bana demiş Cyber Whistle. Robot hayvanlar neden ki? Oyna arkadaşım oyna. Yani bu işte e, bilgi sahibi olmadan. Şşş, <laughs> pardon özür dilerim. Kamyon, kamyon Kamyoncu modlar bizim canımızdır her zaman. Onu ifade etmek, <laughs> etmek istiyorum. Ee, modları kaybedersek her şeyi kaybederiz. Sizin kamyonlarda şey var mı? Oyunlarda oluyor mu? Mesela aynanın altına böyle çam kesim vardır ya. ya. Kesim vardır o tip şeyler. Kesim vardır. Değil mi? Alıyorsun onu. kozmetik Ko falan alıyorsun. hakikaten kamyon oyununda şey yapabiliyor musun? Kamyonun içini e, modifiye Kesin. edebiliyor musun acaba? Şey falan böyle koltuğa mesela. vardı o var tabii ki diyor. <laughs> <laughs> koltuğa mesela şey falan oluyor mu? Eee böyle tahtadan ha, şey, şeyli ne o? Boncuklu. boncuklu boncuklu böyle şey falan onlar falan oluyor mu <laughs> abi onu nasıl kullanırlar maşallah falan yazıyorsun ben onu hiç aklıma almıyor benim onu ya rahat batar, olur değil mi? o ya hiçbir fikrim yok Bayağı... terletmesin diye yapıyorlar onu Aa, galiba. olabilir o, evet ama batar insan batar ya batar be abi Vallahi batar o batar, batar oturuyorsun çünkü bilgisayar koltuğunda oturmak gibi bir şey yani çok fena hani ya hani koltuğu modifiye edeyim bu olmadı değiştireyim falan da zor ya o milliyetçi demiş ki PlayStation 4 olmadığı için ikisini de oynamadım ama izlediğim kadarıyla Horizon Zero Dawn daha çok hoşuma gitti. Tabi tabi bu God of War'da beğenmedim anlamına gelmez. İşte tabi izlemek oynamak falan işte yani o, oyuncunun aldığı bir keyif var ondan Hayır. bahsediyorum. İzlediğin zaman farklı olur. Oynadığın zaman abi bu daha zevkliymiş diyebilirsin. Bir oynanış keyfi diye bir şey var. O olabilir yani onu demek istedim. Peki. Oğlum bitmiyor bu haberler. Ben 50 dakika dedim 55 dakika oldu. <laughs> tamam, hemen hızlı. Call of Duty olayında bir değişiklik olmuş. Bu 2012'den ya. beri bu abiler biliyorsunuz ee, şey yapıyorlardı. Abla yok mu iç içlerinde bunlar? Abiler. Abiler. Hı -hı. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. insanlar. Bu bireyler. Bu oyun yöneticileri. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey vardı efendim. E, Infinite Ward yapıyordu. Evet. Ee, sonra Treyarch yapıyordu. Hı -hı. Sonra Sledgehammer yapıyordu. Aynen. Böyle bir döngü. Ve üç hepsi yıl, de üç yıl. belli oyunları yapıyorlar evet, İşte, işte bir Modern Warfare, hem Black Ops, Black işte Ops falan filan. İşte bilmem ne falan. Evet. Şimdi e, işler değişmiş. Bu şeyi çıkarmışlar aradan Eee Sledgehammer'ı. Hmm. Direkt Treyarch'a geçmiş. Bu Allah 2020'de Allah. çıkacak olan. Niye öyle? Bunu da gene bizim Jason, Jason Schreier abimiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Jason çok yaşamaz. Çok öne Ayan çıkıyorsun yiğit. Çok öne çıkıyorsun. Kardeşim çok öne çıkıyorsun bu aralar. Göze batıyorsun. <laughs> bir gün şeyden değil mi Kotaku binadan çıkarken öyle bir geliyor omuz atıyor falan. Pardon kardeşim görmemişim. Valla dikkatli yürümek lazım görmeyebilirler. Kimsenin ayağının altında kalmanı istemem. Jason kardeşim iyi akşamlar. İsmini de söyleyip gidiyor falan. Bu beni nereden tanıyor falan. <laughs> Ama Türkçe konuşuyor. Jason hiçbir şey, hiç şey anlamıyor. Şey anlamıyor <laughs> sonra ne demek istedi <laughs> acaba diye. Eee? Çıkartmışlar aradan. Çıkartmışlar aradan. Bunun e, şeye geçirmişler. Treyarch'a geçirmişler 2020'yi. Hmm. Bunun nedeninin de bu Treyarch ve Raven birlikte yapıyor, Treyarch diyorum ya, Sledgehammer Raven birlikte yap yapıyormuş. Fakat sürekli olarak iki şirket arasında bayağı kavga gürültü devam Yapma ediyormuş. Yapma ya. Evet, hatta Sledgehammer'dan ayrılanlar falan olmuş. Başındakiler ayrılmışlar, kendi şirketlerini kurmuşlar. Sledgehammer'dan birileri de oradan ayrılıp o şirkete geçmiş falan filan gibi olaylar olmuş. bunlar hmm. da bayağı elde başlarız kavganıza dediler. Ee, 2020'de Treyarch yapacak ve Black Black Ops 5 yapacakmış. Evet Ve şey e, Treyarch'ın içinde de bu durum böyle ikili ikili şeyle karşılanmış. Yani kimisi memnun olmuş kimisi olmamış. Çünkü normalde 3 yıllık bir geliştirme süreleri Tabii. varken 2 yıla inmiş oluyor. Ve şey düşünüyorlarmış onu da doğru görüyor muyum? Niye? Veya doğru mu duydum? Aktarayım. Bu efendim bir Black Ops 4'te tek kişilik oyun modu yoktu ya. Hı hı. Çalışıyorlardı öyle söylenmişti. Çalışıyorlardı evet. ama yetişmeyeceği için çıkarmışlardı. Hı hı. O oyun modunu yani o o hikayeyi yapacaklarmış 5 diye. Bakalım ne olacak? Ne ya üzerinde yani, biraz çalışılmış bir halini Evet. Hı hı. Kafalarında olan şey gibi olacak evet. belki. İşte tabii dediğim gibi bir taraftan hani nasıl olacak, yetiştirebilecek miyiz ciddi? Bu, bu bir tarafı, bir de başka bir taraf daha var. O, o burada yok bu metinde de Call of Duty'nin. E, şöyle yanaşayım açık. sağa doğru gel. yanaştım oldu <laughs> <af> olduk, konuşamadım. <laughs> Call of Duty'nin e, free to play olması konuşulmuş, hmm. yöneticiler arasında. Free to play olur mu, olmaz mı falan diye. Ya hepsi mi? Bilmiyormuş işte, sen. Yoksa belli ne, nere modları nere kadar, falan mı? Onu bilemiyorum. Yani Call of Duty hala satıyor sonuçta. Abi satarken hayatta free to play yaparlar mı ya öyle bir şey? Eskisi kadar satıyor mu? Eskisi kadar canlı bir franchise mi yani? biz diyoruz ki abi kim alıyor oyunu falan satıyor oynuyor ya. yani sürekli böyle ilk onda bilmem ne de oluyor en ama, satışlarda ama sen bir yatırımcı olsan yönetici olsan demez misin abi Apex gidiyor işte Fortnite free to play gidiyor falan Bizim niye Blackout mesela olmadı öyle? Oldurtamadık, Oldurmuyor, olduramadık. Blackout gibi bir modu bedava Oo. çıkarabilirler. Onu anlarım. O mantıklı olur onların adına da. Başka oyundan... neyi çıkaracaksın ki zaten? İşte onu diyorum ya. Oyunun kendisini bedava niye çıkarasın? Oyunun Pazibara kendisi de, kazanıyorsun de değil nedir yani? yani? Call of Duty. E tamam, Tek Mastlayer kişilik hikaye haritaları. modlarını. Merakla bekleyen Yok, abi tamam, çıksın okay, da oynayalım diyen tamam. var mı Ondan artık bahsetmiyorum ya? bahsetmiyorum ya multiplayer haritaları multiplayer modları diyorum sadece blackout modunu bedava çıkarabilirler. hani öyle bir şey oldu çünkü şimdi beklenti oldu herkeste ne o battle royale mi yapıyorsun niye bedava değil yani. Ya o tamam da bana sorsan yani ben tek kişilik hikaye modu zaten çok aman aman bir şey yapmıyorlar tek ya kişilik yani. hikaye modu da yapmıyorlar. Abi o zaman 30 dolarlık oyun yap yani Orası Call of Duty 30 doğru. dolarlık oyun olsun Ben ben vermem mesela para yani bir daha Vermem yani e Çünkü eksik oyun çıkarıyorsun yani esasen eskisine göre Eski pakete göre pi Piyasa pazar koşulları da değişti onunla ilgili bir şey de var Yani sen şimdi e, Apex oynuyorsun Beleşe bilmem ne Bir sürü free to play oyun evet. var taş gibi E şimdi Call of Duty orada 60 dolar hala 60 dolar 60 dolar falan Gökhan Bey bugün 60 dolar sağlam para. Bugün yani. çok sağlam para ya. Bugün çok biz, biz zaten veremeyiz yani. Anladın <laughs> Başkaları mı? Başkaları adına. Tabii canım biz zaten veremeyiz o parayı yani. Ya yani bu 3 yıl 3 yıl yapıyorlar dedi. insan da sıkılır be. Abi üç, sıkılmaz yıl, mı ya? Hep aynı şey. Ömür boyu ya. Call of Duty mi yapılır ya? <laughs> ha, yeni erkek... bir şey de deneyemiyorsun biliyorsun. Ha, bunu beğeniyorlar nasıl olsa bunu çıkar. Hissiyatı var abi. Hissiyatı bozmayalım. E tamam abi de yani. E zaten artık hani Activision falan gibi şirketler zaten her şeyine karar verdikleri için. Ha. Zaten herhangi bir yaratıcı Yılda şey 100 milyon olmuyormuş. dolar kazanıyorum zaten. Memnunum yerimden. Temiz be. Güzel be. Vallahi mağaz, güzel, mağaz. güzel. Vallahi Biz de güzel. mi o şeyi kursak ya. Yayıncı publisher falan. Bu pazara girsek. Ubisoft iyi. Gürkan. Gürkan mı <laughs> Mahdumları böyle giriyor ama. Gür Muh falan, mah Gür falan. <laughs> İğrenç bir isim ama EA, niye yani? şey falan çalıyorum hatta poşetler var ya iyi EA poşetleri Ay. onun gibi falan logoyu da oradan çalıyorsun benim. Poşet şey yapabilir miyiz? Nasıl Geçenlerde yapalım? yayınlarda şey mi? evet. Evet, hmm. siyah poşet altın yaldızlı. Altın yaldızlı. Diğer tutunca şirketin logosu çıksın mesela. Oha. <gülüyor> Oha. <laughs> Poşette çok yatırım yaptım battık <laughs> orijinal. <gülüyor> darphanede basılıyor poşetler falan. Niye öyle bir şey yapıyorsak Kardeşler oyun <laughs> yapımcılık. <gülüyor> Gül kardeşler. Bir saat dolmuş ne yapalım ya Ne, ne Doğru. kasıyorsunuz insanı ya. Onun ya Kardeşler oyun yapımcılık Efsane olağanüstü yani. olduğunu düşünüyorum Oyun ya. yapımcılık market ve turizm Ahşe Böyle merkez binası falan var Şeyde böyle bir apartman altı Market şeyi yani anladın mı Şey var bir de kepenk var Kepenk var baya Kepeng. Kepengi kapıyoruz falan gece çıkarken <laughs> Ondan sonra Dağıtımları oradan yapıyoruz Tabii. Yanda da şey var garaj var oradan mal geliyor Ayola falan böyle. Ne oldu, gümrükte mi takıldınız? <laughs> tamam, tamam. Tam, Recaaya abi o halleder. <gülüyor> <gülüyor> İtinayla <gülüyor> oyun yapılır <laughs> ya, vallahi bilmiyorum ya. Şimdi bu gece ne eğlenceli haberlerinden birine geldik diye düşünüyorum. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Şimdi bu World of Warcraft klasik betası çıktı. <laughs> Bazı işte yayıncılara, influencerlara falan kod gitti. Ee, oynuyorlar onlar. Bazı, yani rastgele kod gitti. D de varmış yani oyuncu işte BattleNet hesabı var. Hı hı. sen sen de bir Sana de. delikanlı diye. Yani yani. <laughs> WoW Classic oynuyor falan. <laughs> WoW Classic beta'sı açıldıktan sonra e, bug bildirimlerinde rekor kırılmış. E tabi yani öyle de diyorlar hani bug bulursanız bildirin, bildirin haliyle yani oyunda. Bug bildirimleri akıyor tabi Akıyor da <laughs> şimdi gelen bug'lar, bug şikayetleri bir enteresan. WoW Classic. Mesela buradan birkaç tane okuyabiliriz belki. Hocam o bug değil. <laughs> Hocam o değil. O, o bug değil. Tam öyle değil. O yani. özellik o. Yani it's not a bug, it's a feature olayı hakikaten ya, yaşanmış öyle. yani. İşte modern oyuncunun. <gülüyor> <gülüyor> Mesela işte warrior'ların efendim sağlık yeniden doğması bug değil canım. O o öyle yani hakikaten. O o o kadar oluyor. Ya da ne bileyim işte öldükten sonra respawn bekleme süresi mi? Ya, o falan, bug değil canım. Quest'ler ünlem olarak ya, haritada Mac'de, gözükmüyor. Ha, gözükmüyor. O bug değil. O öyle yani. Öyle. o. Falan. Yerini göstermiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ne bileyim başka ne var mesela? Ne var başka? Ee, <laughs> her şey daha yavaş respawn oluyor işte. Tam işte şey. Aynı şey, olmuş ya, söylemiş yani? pardon. İşte senin level'ın efendim çok senin çok düşük Hı -hı. kaldığı görevler ünlemle gösterilmiyor. Ne bileyim işte şeyde giderken çok çabuk ölebiliyorsun agro çekersen falan gibi <laughs> bug Dikkatli bildirimleri oyla, var yani. falan. <laughs> Böyle bildirimler yani. Peki şu görüntü çekmiyor mu seni? Şuradan bakarsam belki çeker, oradan göremiyorum. Özür dilerim, şöyle göstereyim. Şamanımız koymuş böyle güzel. Valla bilmiyorum. Totemine ya, emin olamıyorum Hı. ya. <laughs> Korkuyorum olamıyorum. Gürkan. <laughs> ya bir şey söyleyeyim. mi? Bunu konuştuk ettik falan. Geçen hafta da bayağı konuştuk da. Yeni oyuncular bu işe adapte olamaz. Ben onu görüyorum. Çok zor. Bunu ancak işte ilk zamanlarını oynayanlar falan oynar. Böyle Onlar da nostalji diye evet, oynar. Bir kısa bir süre oynar. Çünkü çok kolaylaştırdılar yani birçok şeyi. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Bazıları iyi anlamda da oldu yani. Ee, o anlam o, o anlamda anlam anlam. 27 Ağustos'ta çıkıyor bu arada oyun. 27 Ağustos'ta çıkıyor. önce <laughs> <Oyunca> mı? <laughs> ya i̇şte hakikaten nostaljik değeri var. Başka var. bir değeri var mı? Yani Mesela Hasan'la falan böyle hep beraber girebiliriz. Çünkü Hasan, o zaman... Hasan'ı bu işe sokabilirsek... Yok yapmam Hasan'ı. Ya, yazık ya. Yapmayalım. Yazık. Ya, zannetmiyorum. Hasan'ın böyle bir şeye girebileceğini zannetmiyorum ya. Hasan zaten suyunu çıkarmış durumda bu işin. Yani kalk niye klasiği oynasın? Aynen. Bak bu klasiğin ne değeri olabilir biliyor musun? Oynayanlardan falan böyle feedback falan şey yapmaya çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum. Hı hı. Bu oyunun... WoW klasiğin şöyle bir kıymeti değeri olabilir. Eee... Şu an şu gün çok alışmış olduğumuz çok kolaylaştırılmış sosyal efendim elementler evet. oyunlardaki aslında pek de sosyal bir element bütünü olmadığı yani esas bu tarzı oyunlarda işte bu yani 10-15 yıl evvelin oyununda işte elin mecbur olduğu için el mahkum olduğu için gerçek anlamda sosyalleşmek Sosyal zorunda kalıyorsun zorunda kaldığında evet. o deneyimin aslında unutulmaz olduğunu yüzümüze bir çarpabilir, öyle. vurabilir yani. Burada çünkü yani hiç tek kelime konuşmadan sen birisiyle işte quest yapabiliyorsun hmm. yani. Quest yapıyorsun, grup işte yani dağcına yani. giriyorsun, Aynen bilmem ne falan yapıyorsun. Şimdi bu bütün oyunlarda böyle. Şimdi bu mesela WoW klasik'te nasıldı? Ne bileyim yani ee, bir alana mesela görev yapmaya gidiyorsun. Tek başına yapamıyorsun hakikaten. Öyle. Hani e diyorsun ya, ki işte ya yapmak isteyen var mı falan diye he, yazmak zorunda etraftan kalıyorsun e, milletle irtibatlaşıp yapmak mecburiyetindesin hı hı. yani ha bu bu e, kitleyi genişletmenin önünde bir engel ama o tecrübede başka ben bir başka. tecrübeydi işte Baksana, o unutulmuyor Burak yani. Çok Bayırlı diyor. WoW'da bayağı bir arkadaş edinmiştim o şekilde artık o kadar olmuyordur herhalde diyor. İşte otomatik bulduğu için artık hiç milletle muhabbet etmene bile gerek kalmıyor. Tabii Bir de herkes canım. zaten ezbere biliyor bütün dungeonları. Hop, öyle. O gibi. öyle zaten. Ama şimdi mesela şey konuşuyor millet. Haklılar da yani. Bu işte bu Molten Coredus mesela 40 kişi raid. Hı -hı. Abi 40 kişi nereden bulacaksın WoW Classic'te ya? Yani e... Kapının önünde bekliyordu işte insanlar eskiden mesela şeylerde dungeonlarda öyleydi. Ya öyle tamam yok şu anlamda da yani bu oyunu WoW Classic'i oynayacak. Buna bayağı vakit ayıracak. <laughs> Yani raid zor çünkü gelecek. raid efendim ekipmanı bilmem evet. ne kasacak edecek falan 40 kişiyi bulacaksın yani. Nasıl, bilmiyorum o nasıl olacak hakikaten bir fikrim yok ya olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. öyle var. Ama dediğim gibi bugünkü oyunlarla oluşturacağı kontrast bakımından bir şey olabilir. Z e, o Kesinlikle. atmosferdeki zıtlık bakımından öyle, bir anlam yani ifade edebilir. Yeni oyuncular açısından da nasıl bir deneyim görmek açısından da ilginç olabilir yani bayağı müze geziyormuşsun gibi yani çünkü. Öyle. Şu anda şey yok neticede bunun. Orijinali ulaşmak istesen de ulaşamadığın için bazı şeyler haricinde, serverlar haricinde falan yani. o algı açısından enteresan bir deneyim olabilir bak. Hadi yakaladım buradan benim. Bir ay deneriz belki. diyorsun. Bir ay bir ay girilir ya. Bir ay gireriz ya. Mitch demiş ki az ekmeğini yemedik babun. demiş. Parti kötüyse mesela wipe üstüne wipe yani. Şimdi abi bu var ama. Var. Yeni oyunlar gibi öyle değil sonuçta. Vallahi bu, bu şey farklı bir olay yani. WoW'cular bayağı heyecanlı demiş Black Dragons. Aa ben bak ben de heyecanlıyım. Çünkü ben o şeyi ee, ya bir de önemsiyorum ilk ya. Mesela senin benim için ilkti yani WoW. Hem öyle. Hem de abi hep söylüyoruz ya. Yani çok aynı ifadeyi kullanıyorum ama açık çok güzel açıkladığı için ya oyuncunun elini tutma tutmama muhabbeti evet. var ya. Abi oyuncunun eli çok tutuluyor kardeşim oyuncunun ya. Oyuncunun elini tutmayınca çünkü sen otomatik olarak e, işte o keşfetme duygun çok şey oluyor evet. yükseliyor yani kendin buluyorsun aa bu böyleymiş diyorsun. Öğreniyorsun Arkadaşın abi de. anlatıyorsun bilmem ne o diyor ki sana bak ben de bunu keşfettim böyleydi falan. O tip oyunların daha eğlenceli olduğunu Mesela şey falan vardı ya hatırla. Hmm. Anlatsana Ölgeneğler onu. Öyle neyler vardı. Ee, sanıyorum şöyleydi işte iki grup anaokul çocuğunu iki ayrı sınıfa koyuyorlar. Aynı oyuncağı veriyorlar ikisine de bir tanesine geliyor öğretmen gösteriyor işte bakın işte at, atıyorum böyle mesela işte bu oyuncağın işte burasına basınca ses çıkıyor burasına basınca işte ışık yanıyor burasına basınca bilmem ne oluyor Kulağını falan Kulağını çekince bak ha, eli kalkıyor bilmem falan. Her ne? şeyini gösteriyor sonra çıkıyor Buyurun, oyuncağı diyor. diyor. Ondan sonra diğer tarafa gidiyor oyuncağı bırakıyor sadece hani siz bununla oynayın ben işte geleceğim birazdan diyor izliyorlar sonra çocukları tabii. Ee, o anlatılanlar hani bir bakıyorlar şöyle sonra. İşte ne daha yapıyorlar. kısa süre yani daha bayağı. Daha kısa süre ilgileniyorlar oyuncaklar öbürleri daha fazla işte aa öyle keşfediyor evet. aa bak bu böyleymiş işte şurası şöyleymiş falan filan. Daha diye. daha fazla. heyecanlı daha uzun süre oynuyorlar Aynen yani. Aynen öyle. Ee, o keşif duygusu hiç kalmadı artık hiç. Zorlanmaya da gelemiyoruz yani. Öyle. Öyle bir şey işte yani ben WoW'da hatırlıyorum abi görürüz. söylemiştim geçen hafta işte quest nerede acaba. Dağ işte dağın tepesinde mi bilmem nerede Deşiyor, mi nasıl göstermiyor, gidelim. Göstermiyor hani. Göstermiyor, yanlış arıyorsun. yere gidiyorsun. Ama bak yanlış yere gittiğin için mesela o ilk oynadığım zamandan haritaları neredeyse ezbere biliyorum evet. ki çok uzun oynamadık. Evet. Çünkü 500 sen dolaşıyorsun orası orası. A o burada mı? Şu şurada mı? Bu şeye bakıyorum da şimdi en son gene Assassin's Creed işte Odyssey'e baştan bir başladım. Ee, en üst zorlukta oynamıştık ya biz onu yayında. Bir altında oynuyorum şimdi. Hı 4 zorluk var galiba. 3.de oynuyorum işte ondan sonra hızlı da gidiyor bayağı hızlı gidiyor yani şeyi de değiştirmişler galiba bu level işte scaling hmm. olayı falan da bir şey olmuş açık bıraktım onda yani e, takip etmiyor senin şimdi ha, düşmanlar Hı -hı. şey olarak level olarak Hı -hı. falan yani oynuyorum hızlı hızlı akıyor mesela abi oynarken artık çok rahatsız olacağım seviyede hızlı bir oyun yani hmm. yani oyun hızlı iyi belki... bir oyun yani şöyle Haritalar harika. Muhteşem görsel Hı. var. İşte görev mörev var. İşte yani bir e, yani dünyası yapacak çok şey güzel. Var. Evet yapacak şey çok var. Ama abi misal veriyorum. Hani Red Dead Redemption 2'yi gömdük. Hadi o uçta olsun Hı. o. Abi Assassin's Creed mesela Odyssey bu uçta artık yani. Abi bir bir ata da mesela 0.1 salisede binemeyebileyim ya. Misal. Aldım. Yani ne bileyim bir e, yamaca tırmanmak da ne bileyim 0.1.2 sani saniye olmasın yani bir bir ağırlık olsun bir Hı -hı. ağırlığını hissedeyim falan exploration mod diyorsun mesela keşif modu diyorsun Hı -hı. daha bir biraz daha bir şey yap evet. biraz daha zorlayabilirsin biraz bir yani. daha bir gıdım daha zorla bile. yani abi çok akıyor oyun ya o kadar da akmasın yani onu ararken ayı çıksın ayı kovalasın bir şey olsun oradan yapamayayım Hı -hı. düşeyim onları hatırlayayım o hikayeleri öyle, hatırlayayım öyle. yani. Öyle iz bırakmıyor demiş Mithis aynen öyle yani. İz bırakmıyor be abi. O sıkıntı o yani. Öbür türlü dediğin gibi aklında kalıyor. Aa oraya giderken nasıl kaybolmuştum işte dediğin bir gibi. Bir sürü dedi, ya ne maceralar diyeyim, ya. Ne maceralar çıkar yani. Ork Milliyetçisi de demiş ki sözün meclisten dışarı. Yeni nesil oyunlarda zorlanmayı bırak, oyun oynamaya üşeniyor. Biri oyna... yeni nesil. Öyle İzledim. oluyor vallahi öyle ya. E, oynasını da Twitch'ten izleyelim diyorlar. Orhun bizi raid etti. Aman. Hoş geldiniz arkadaşlar. Orhuncum öncelikle Orhun sana saygılar, sevgiler. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyi misin? Hemen iyi dileklerimizi sunalım. Arkadaşlar gelenler Hoş şu geldiniz. anda co play efendim haftanın oyun gündemini falan konuşuyoruz işte. Haberler falan az kaldı sonunda 5-10 dakikaya bitiririz herhalde. Onu yakaladınız. Hoş Hoş geldiniz. Sayın Elf sofrası. Buyurun buyursunlar efendim. Öyle yani dertleşiyorduk. En son dertleşiyorduk. WoW Classic çıkacak ya şimdi World of Warcraft Classic çıkacak. Yeni oyuncular nasıl tepki verir? Zaten nasıl tepki verdikleri belli. Bug list diye. Evet, bug list. oyunun özelliklerini efendim raporluyorlarmış. Onu konuşuyorduk zaten. Eski eski nesil oyuncular da ne kadar oynar falan onu ondan bahsediyorduk. Biz gireriz ya bir ay bir gider bir deneriz. Yani dediğim gibi boşa şey Bakarız. enteresan olabilir o. Nostaj, açısından tamamen nostalji hale gelmiş oyun. Tamam. Tamamen nostalji. Öyle. Peki. Şimdi <laughs> i̇ki tane Ubisoft haberiyle kapıyoruz Gürkan'cığım günümüzü. Kapıyalım. İki Şimdi tane Ubisoft haberi. Ubisoft demiş ki. Ne demiş? Mart 2020'ye kadar biz Hı. dört tane triple A işte bu A A A oyun çıkaracağız demişler. Hmm. Şimdi bu oyunlar ne? Ne olabilir? Haliyle bu muhabbet gelmiş. Bir, de dakika franchise'ları bir göstereyim mi önce? Göster. Şimdi bunlar var elimizde. Ben sana Hocam, şöyle göstereyim. Hocam neyin var? Güzel. Şöyle göstereyim. Ortaya güzel karıştırıyorsun. Şimdi diyorsun. bu soldaki şu steep galiba. Tam emin olamıyorum ama e, onun yanında Watch Dogs var. Onun yanında For Honor var. Onun yanında o Rainbow o Six var. Galiba, o galiba Division. Division mi o? Ha. Ha, olabilir. Ama Division doğru yeni oyun çıktı ama neyse tamam Division'sa da Division'sın Division'dır. Öyle tamam. görmek istedim. Assassin's ederim. Creed Far Cry. Yani en majör en öne çıkan evet. markalar bunlar değil mi yani. Ubisoft'un 3 aşağı 5 yukarı. Hmm. Evet neyse evet, evet buyurun. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Hayır Steep diyorlar. Hayır değil. <laughs> ya Steep sanki bir, bir şeyi vardı. Onu da öyle hatırlıyorum ya. Biz Posteri vardı sanki ona benzettim de. Neyse. Ben buradan onu Şimdi tamam okey. Bir tanesi belli evet. bunların ne olacağı. Ghost Recon Breakpoint. Zaten tanıttılar bunu. Evet. O ne zaman çıkıyordu? Seneye çıkacak galiba ee, değil mi o? Galiba. Şey. E... Hatırlamıyorum da neyse. Bu sene çıkacak galiba. 4 Ekim sanırım. Öyle mi? Bu sene hmm. mi çıkıyordu o? Evet. Tamam peki. Bir tanesi o. Şimdi diğer üçü ne olabilir? Şimdi Skull and Bones olabilir mi? Bu onu ertelediler gene galiba. Aynen onu gene ertelediler. Onun olması zor. Çünkü e, şey demişler bu işte mali yılda çıkmayacak demişler. Bu mali evet. yılda zaten söylenen Mart 2020'den sonra. Mart 2020'de bitiyor daha doğrusu. Dolayısıyla Hı. ondan sonra çıkacak gibi bekleniyor. Hı -hı. Ne olabilir bu üç tanesi? Mevzu bu. Şimdi evet Steve'miş okey tamam sustum. <laughs> <laughs> Her yerde Division görmek istiyorum ama olmuyor. Olabilir tabi. Ee, bir tanesi mesela Watch Dogs olabilir belki. Watch Dogs olmasını bekliyorum. Çünkü öyle bir ben dedikodu bekliyorum. da dönüyor. Hani şeyde e, Londra'da geçecek bir Watch Dogs evet. gelebilir falan. Sızdı gibi. yani o Watch Dogs bence evet. E3'te göreceğiz. Evet. Watch Dogs olur. Watch dogs 3'ü görürüz. Bu sene sonunda da çıkabilir diyorum Değil mi? ben. Onlar öyle çıkarıyorlar çat diye çünkü. Watch Dogs'u çok bekletmiyorlar. Çok üzerine şey yapmıyorlar en azından şu şu aralar. Hı -hı. Yani bu aralar derken yani Watch Dogs öyle bir şey olmadı marka olmadı. E, duyurup 6 ay içinde çıkarırlar diyorum mesela. Başka? Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Var mı bir fikrin bana mı soruyorsun? Yok sana soruyorum. Bunların içinden ne olabilir? Rainbow Six devam ediyor zaten. Evet. Far, yeni Far Cry duyururlar mı hemen? Zaten çıkardılar şimdi ek paket gibi ek bir şey Ek paket işte. falan çıktı tamam da. Duyurmazlar gibi geliyor bana yani duyuru duyuru şeklinde olmaz gibi geliyor. Assassin's Creed du duyururlar mı? Bu sene olmayacağını biliyoruz. Seneye bir Assassin's Creed çıkacak. Seneye çıkacak olan bir Assassin's Creed'i Bu duyururlar Bu aralar duyururlar mı? E3'te bilmem ne. Yani E3'te falan. ne duyururlar diye düşünecek olursak mesela Division 2'ye ek paketlerini falan şey yapabilirler. Olabilir belki, doğru. Duyurabilirler ama o tabii bu bahsedilen AAA'lerden tanesi zaten olmaz. zaten belli duyuruldu ya. Yani hani ekstra bir şeyini gösterir ne bileyim şöyle bir özellik dört tane 4 tane 2020 Mart'a kadar çıkacak üst evet. ee, i̇şte klasman oyun diyoruz yani. Bir tanesi Ghost Recon. Tamam Brecquen. bir tanesi Ghost Recon. Bir tanesi Bistemelen Watch Dogs Watch desek. Dogs. Ee, Diğer ikisi ne? Ne olabilir arkadaşlar? Yani Assassin's Creed çıkmayacak sonuçta. Prince of Persia istiyoruz demiş Bramble. Abi Rumble. Prince of Persia bilmiyorum ya. Hani o, ka o kadar bak o da şey gibi oldu biliyor musun? Ne bileyim hani diyoruz ya mesela sinemada işte Indiana Jones abi, filmi çeksen ne olur unuttu gitti evet. millet zaten ya da Avatar diyorsun hı hı. abi zaten olmuş 10 yıl falan Prince of Persia da insanla unuttu ya artık ya neydi ne değildi yani çünkü onu ayrıksı kılacak ortaya çıkaracak bir özellik de koyman lazım şimdi bugün onun yaptığı şeyleri yapan bir sürü oyun da oluştu ortalık Assassin's Creed'ler yapıyor ne bileyim işte e, böyle hafif parkur durumu vardır ya Prince of Persia'da e, işte. e, zaten yani, oradan çıkmış ya yani. yani parkur artı şey yani hı hı. kombatı hı hı. o anlamda dedim yani e var onu yapan oyunlar falan da var. Nasıl bir konumlarsın öyle bir oyunu? Şimdi Splinter Bilemedin Cell mi? muhabbeti dönüyor chatte. Oraya gelecektim. Onunla ilgili bir şey olmuş geçen hafta zaten. Bir e, Ubisoft'tan bir geliştirici. Bizim şey abi işte ya Division'ın e, ha, onu söylemiş. Game Design ya yani şey Lead e, Director. Game Director. Baş evet. yönetmen. Yönetmen <laughs> o, o Tweet sonra, attı. Ha. Geliştiriyoruz işte Splinter Cell falan diye. Yani sonra şaka. Şaka. Şaha, <laughs> Şaha dedi. Ya öyle mi yoksa şey mi dediler? Şş, Sızdırma falan mı dediler acaba? Ee, o yüzden şaka demek zorunda kalmış olabilir Ben mi? o tweet'i çok şaka gibi görmedim. Öyle şaka olmaz yani. Eşek şakası olmalı. Şaka. Vallahi, <laughs> vallahi eşek şakası. Öyle şaka mı olur ya? Ciddiydi bence o. Ee, kaçırdı ağzından yani. Veya şakaysa çok yersiz bir şaka. Çünkü millet deli gibi Cell bekliyor mi? ya. Ben ben Peki, oyun... onlar mı yapar onlar mı yani masum mi yapar? Ya. Bir, bir şey destek verebilir. Ben ben mesela oyun oyunu. Ee, işte dedik ya, e, Ghost Recon hı hı. Breakpoint işte e, şey Watch Dogs'dan yana kullanırım oyunu. Evet. Bir Splinter Cell görürüz gibi geliyor bana. Diğeri peki? Oyunu ondan kullanabilir. Ondan ee, yana kullanabilirim. Beyond Good and Evil muhabbeti dönüyor çıkmaz daha çıkmaz Çünkü o. bayağı oldu onlar duyuruldu ikisi. Benim ne? kadar oldu? çıkmaz o. Çıkmaz değil mi? Bence Onun çıkmaz daha işi var. Var. O yeni nesli bekliyor. Var. Ben e, yani. yani geçen yıl 3 yıl civarı bir süreden falan bahsediliyordu. 2-3 hmm. yıl gibi bir şeyden bahsediliyordu. Yeni IP gelmez demiş Gökhan. Ubisoft bir ara çok güzel yeni IP e, şey yapıyordu, saçıyordu. E, bu ara bir durdu. Yani bir katalog şey oldu çünkü ya. Değil mi? Her çeşit oyunumuz Her var Her çeşit oyun oldu var. Yani. 2-3 yılda bir bir tanesini çıkarsa zaten doluyor evet. yani. Yeni IP gelir mi? Ee, mesela ne türde boşluk var sizce Ubisoft oyunlarında? Öyle gidelim. Öyle gidelim. Looter shooter var. Var. Tactical Shooter var. var. Efendim. FPS'si, FPS'si var. FPS'si var. Yani. Var canım. Var. Açık Dünyası var. Var. Var ya. Var. İşte şey ne o? Watch Dogs falan işte GTA e, hepsi var. Hepsi Açık bir Dünya açık, hatta o, yani. Watch Dogs daha GTA var ha, Açık Dünya diyorsun. ya. Onun için okay. söylüyorum. O tarz oyunu var. Hikayeli oyun demiş Barışcan. Hikayeli oyun. Yani lineer oyun. Lineer oyuna yanaşacak bir şey görmüyorum. Değil mi? Onlar pek ben. öyle şeyler yapmıyorlar hakikaten. Öyle bir şey görmüyorum yani. En son Linear Assassin's Creed'ler falan da eski Assassin's Creed'ler herhalde. Yeni Crew gelir mi? O da yeni değil mi? O da yeni gelmedi O da yeni. Mart'a kadar yeni. Gelmez. Sanmıyorum. Bir sene oldu mu Crew 2 çıkalı? Bilmiyorum. Olmuştur herhalde bir sene. Peki For Honor o da o da service oldu evet, yani. Evet yani. Mesela Rainbow o da sürekli de service. Bir bulamadım ya. Assassin's Creed de dediğimiz gibi 2020'de çık 2020 sonu olur büyük ihtimalle. O civarda Hı -hı. çıkacağı için 2020 sonu gibi. Hatta yeni nesil konsola çıkacak diyordu. O zaman mesela onların klasik oyun çıkardığı dönem işte şey ee, tatil dönem dedikleri işte Kasım masım zamanı bu sene boş gibi. O zaman orada bir kesin Watch Dogs falan gelecek yani. Burak Bayırlı Mario Rabbids 2 demiş. Olabilir. Ya biz Hı. onu yayında oynamadık değil mi? Güzel oyundu o ya. Mario Rabbids 2 için AAA diyebilir miyiz peki? Bir, o bir soru. O bir soru işareti. Doğru söyledin. Spor oyunu pek yok spor abi şu spor futbol işte. oyununa bir girseler yok ya abi, ya. <laughs> Ubisoft bir, bir, denedi bir Ubisoft öyle mi evet evet bir Gerard Meratlı böyle bir şey e, daha kartuni böyle bir oyun denemişti hmm. diye onlar diye hatırlıyorum galiba Ubisoft da onlar galiba riske o. girip oyunu yeni IP'den kullanacağım yeni IP diyorsun evet Hmm. Şey var mı bunlarda? Düşünelim bu uzay bilim kurgulu falan bir şey. Yani şey Beyond Good and Evil haricinde Uzaylı. UFO, Uzaylı Fuluf falan. <laughs> Hocam öyle bir şey yok mu elimizde ya? Var mı? <laughs> yok ama var yok, mı? Yok, yok herhalde bilmiyorum. Neyse, e gelsin de görelim. Gençler varsa fikrinizi yazın buradan okuyalım sonra. E, bir Ubisoft'a bir da. Ondan evet. sonra da zaten noktayı koyuyoruz. Biz de, e, geçen gün denemiştik. Geçen Cuma evet. raid geldi biliyorsunuz. Hı -hı. Şeye. Division, Division Operation Dark Hours. Hı -hı. Herkes tabii ağlanıyor şu anda. Biz de dahil olmak üzere çok zor. Ben ağlamıyorum diye. ya. Bırak şimdi burada anlatım gerçekleştiriyoruz. Doğru, çok, ya, Herkes ağlanıyor. Gürkan özellikle çok ağladı. Göz çok yaşları sel değil. olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet ya insanın içine çıkamadım ben ondan sonra bir daha. Hakikaten. Gerçekten. Valla. Doğru bak o günlerde Ne derler abi dışarı dışarı benim hakkımda? <laughs> Division 2 raid'ini yapamadı der. Ben dedirtmem kendime böyle Doğru. bir şey. Doğru. O kadar divisioncısın abi müzeller. zor muhabbeti dönüyor şimdi tamam evet Hı -hı. bir tarafı benim duyduğum şuymuş olayın konsollarda e, sıkıntı olduğu. Evet. Yani şimdi controller'la oynarken P evet, PC'de bu mouse klavye falan şimdi bizim burada da gördüğümüz bu arkadaşımız ilk boss bu şimdi bildiğim kadarıyla Hı -hı. devamını bakmadım da izlemedim de özellikle biz de geçemedik zaten bunu. Eee bu abiye bir müdahalede bulunuyorsun. 2 saniye falan yere düşüyor. O kadar 2 saniye, 2 saniye Hayır, 3 saniye o kadar yani. yani. O anda abanacaksın. Ha yere bir düşüyor o anda bayağı dalacak herkes. Kurş mermi yağdıracaksın o anda. Onun dışında zaten şey immun. Hasar veremiyorsun. Şimdi bunu mouse klavye ile o 2 saniyeyi çok iyi değerlendirdiği hı hı. oyuncuların muhabbeti dönüyor. Konsolda o kadar rahatlıkla eğim alamadığın için o e, yere düştüğü 2 saniyenin az kaldı ve hala konsolda da işte çok başarılı efendim raidler falan yapılamadı söyleniyor. Hatta hatta oyunun geliştiricilerinin e, konsolda e, raidi bir yapmaları falan isteniyor. Ha, yapın da görelim. Hani yapın da bir görelim <laughs> falan deniyor. Böyle bir durum var. E, Massive de demiş ki. Ya biz açığız şey dedim. Ya özellikle biz Zorluğu bunu yani şey bugüne kadar yaptığımız en zor içerik bu demiş. Hı hı. Yani Zaten özellikle öyle böyle olsun diye yaptık demişler. Ama hani illa bu konuda diretecek değiliz. Hani gerekirse şey yapılabilir, elden geçirilebilir demişler. Bu arada Burak Bayırlı az Azavel dedi ki hı. iyi de bizim öyle bir bahanemiz yok. Var efendim. Gürkan da ben de kontrollerle oynuyoruz. <laughs> Değil mi Gürkan? Ya kontroller şöyle ben kontrolleri <laughs> bak şu anda çok samimi söylüyorum. Kontroleri mouse'dan daha iyi kullanıyor olabilirim şu anda. Mouse'la mouse kesinlikle bu oynadığım gibi oynayamam. Onu Hı -hı. onu biliyorum. Bizim e, öyle bir bahanemiz yok. Şu tarafı var. Bizim biz hem e, item olarak e, çok iyi dinledik e, bence. Tabii, Daha öyle. iyi olunabilir kesinlikle Silahlar item falan... olarak. İkincisi zaten keşfediyorduk yani. O yani o keşif Hı -hı. turuydu bizim yaptığımız. E, yani o öyle bir bahane olamaz zaten. Her şey her şeyin dışında. Bahanelik bir durum yok yani. Evet canım bahane bir ben ne bahanem olacak yani? Hani zor falan diye şey yapmam. Muhabbetini yapmam onun. Ee, ama bu sonuçta şey yapıldı. Ee, dünya ilk yani e, dünya ilkleri yapıldı. Hı hı. Şeyin tabii tabii yapıldı. Ee, yani bayağı, bayağı bir, bir uzun şeyi sürerek e, yapıldı. Ben izlemedim. yani çok şöyle söyleyeyim ee, ilk kısmı tabii oranın. Hı hı. Yani çok renkli bir raidmiş gibi gelmedi bana ne yalansa hı hı. o kısmı gördüğümüz hı hı. kadarıyla. Ondan önce girilen kısmını falan da baktık. Ee, ilk defa bir raid yaptı, şey yaptılar tabii raid tabii. içeriği bu. 8 kişilik. Bilemiyorum. Yani bakalım nasıl olacak. Bilemiyorum. Ee, Admiral Gale demiş ki sizi bir ara Steam'de online gördüm. Borderland border, Borderlands'ı konsolda mı oynuyorsunuz? Yok değil mi Steam'de oynuyoruz? Steam'de. Şey, PC'de oynuyoruz yani. Bir bi, seans oynadık bir kere sonra oynadık. da oynamadık. Evet kaldı sonra. sonra Güzel aslında oynadık. hoşumuza gitti hmm. yani. Ya bir şey söyleyeyim mi gençler? Ben de biraz böyle bu aralar bir sıkılma durumu oldu ya. Hadi bir dertleşme şeyi olsun co-op'layın sonunda. Valla. Böyle bir oyunlarla ilgili bende bir sıkılma durumu oldu bu aralar. Yineceğiz. Var mı sizde de var mı öyle bir şey ya? Yani, Olgun buralarda mısın sende var mı abi öyle bir şey? Şey yani oyun genel olarak oyunlardan mı sıkıldın yoksa şu ara ortalıkta olan oyunlardan mı sıkıldın? Ya Mithy de demiş ki oyun yok abi. Onunla evet. da ilgili olabilir. Cyborg bende de var o durum demiş. Böyle bir içimden gelmiyor ya Hı -hı. hani mesela çalışıyorum ediyorum falan. Bugün Hasan'a onu söylüyordum işte. da diyor abi dönem dönem oluyor öyle şeyler diyor. Ya herhalde öyle bir dönem dönem'i denk geldi herhalde ya. Yani şey şeyler falan daha iyi de Neyle? nasıl diyeyim? Mesela switch'e bir şey alayım. Sen mesela yapmışsın onu Or izleyemedim daha ama e, gördüm e, şey e, Shakedown Hawaii hmm. mesela. Sen beğenmişsin anladığım kadarıyla. Mesela onu alayım bir switch'te oynayayım istiyorum. Hmm. Yani uzanınca çok güzel gider gibi geliyor. Lan o da 20 dolar'a nasıl satayım switch'te? şeyde Epic'te 30 lira yani. Mesela bir heves ediyorum öyle bir hevesim geliyor falan sonra hevesim kaçıyor. Hadi kod isteyeyim falan yok verdiler vermediler bilmem ne öyle <laughs> bu oraya geliyor muhabbet. Ama şey falan değil şimdi Division'a Division'cıya çıktı adımız tamam Division'cıyız oynuyoruz ediyoruz. Mesela hani gireyim orada kasayım bu oralar hiç canım istemiyor. Item kovalayayım bilmem canım çekmiyor yani. Canım çekmiyor. Grindley'im bilmem ne yapayım canım çekmiyor ya. Geçen oluyordun ya böyle hikayeli bir oyun olsa otursak rahat rahat. Eskiden oynadı işte o evet, o havayı daha gibi. bir özledim Hı -hı. ya. Hani işte sürekli gelen oyunlar değil bunlar yani. elbette de bir Last of Us gibi bir oyun olsa hani en azından öyle bir öyle bir oyun mesela Hı -hı. daha bir canım çekiyor bu aralar. Veya böyle güzel indie oyunlar olsun onlar mesela canım çekiyor. Öyle sıkıldım ya bu aralar Biraz oyunlardan sıkıldım yani. Hani raid yapayım diye içinde orada item kasma görev gibi geliyor. ve Ben hiç görev gibi oyun oynayacak bir ruh halinde değilim bu aralar. İşte bazen öyle oluyor. Bazen mesela şeyde bayağı yapmıştık onu. Division 2 çıkmadan önce Division 1'de bayağı her gün oturup oynuyorduk. Ama benim üretkenliğimi etkiliyor ya. Tabii ki etkiliyor. Elbette öyle. Bütün gün doluyuz yani. Aynen öyle. Katana Zero o mesela listemde gene. Orhun'dan izledim ben onu. Hı hı. Ee, gene listemde o. Burak böyle adam heves ediyor mu? Karısı aldırmıyor. Öyle işte biz Skyrim heves ettik. VR falan. Onu da bu onu da göremedik yani. Almıyor. Ne yapayım? Almıyor ya. Yapacak bir şey yok. Hala Skyrim diyor ya. Oğlum Skyrim diyor hala ya. <laughs> yok be. Ya. Heves ediyorum. Heves ediyorum. Ulan diyorum ki sonra da alıp oynayacak mıyız bunu? Bir de o geliyor. Zaten kafa sıkıntı kafa sıkıntı şey oldu. Yani. Anladın mı? Alacağız, oynayacağız mı bunu? Ne sıkıntı o şey o. vardı ya? Eee Souls var oyun. Ashen Ashen, Ashen. Ashen. Ashen sadece Ashen. Ashen. Uygun da fiyatlı mesela Epic'te. Ulan diyorum iki kopya alalım da oynayalım. Sonra diyorum ki hangi birini oynayacağız ya bunların yani. Ya, hakikaten öyle ya. İyi oyun dediler. Met ettiler. Evet. Fiyat da uygun. Yani. Misal alalım şey oynayalım. Dedik. Ne ara oynayacağım yani. <laughs> Abi zaman, para hepsi sıkıntı işte. Zaman, para ve sanki neslin sonuna da geldik ya. Bir de öyle bir durum var. Yani e, neslin sonuna gelince... Birbirine benzer veya çalıştığı işlediği çok efendim görülmüş kanıtlanmış oyunların sayısı çok artıyor tabi açık dünya ver abi 1 evet. milyon tane ama açık aslında dünya. Neslinin sonuna gelince bir de çok iyi oyunlar da çıkıyor çünkü özellikle eksklusif ex oyunlar falan işte olabiliyor, God evet. of War gibi ama o da yılda bir, bir tane geliyor. Ama bir yorgunluk olmuyor mu onu demek istiyorum mesela bir açık Olmaz dünya mı? yorgunluğu Olmaz yok mu? Mi? Olmaz mı? Olmaz mı? Misal bir looter shooter yorgunluğu yok mu? Ben şimdi mesela Destiny geçen şey bakıyorum destini videoları hı hı. falan bakıyorum. Millet isyan ediyor. İşte bir silah var onu nerflemişler falan olur mu, olmaz mı? İşte isyan çıkmış falan. Onun niye nerfledin, öbürünü niye buffladın, bilmem ne falan. Bende bir yorgunluk oluşturdu bu konseptler yani. Onu demek Abi, istiyorum. Haliyle, sürekli aynı muhabbetler. Şimdi bakıyorsun mesela co ile konuşuyoruz. Hoş sinemaskopta da aynı şey. Sürekli aynı şeyler dönüyor yani. Yeni bir şey de yok. Yok. Heyecanlandıracak Vallahi bir şey yok, yok yani. Ya. Mesela en son ne heyecanlandım diye düşünüyorum. Böyle görüp de aa enteresanmış dediğim. Hı hı. Ee, Ghost of Tsushima'nın mesela o şey bir tane videosu çıkmıştı ya geçen ay O mesela bayağı beklemediğim bir şeydi çünkü öyle bir şey beklemiyordum ben Şey anda. falan setting şey de değişikti evet, evet. orada. mekanda değişik. Bir hafif gör, şey sanat tasarım falan da değişik. Hı -hı. O bir şey yapmıştı. Orhun demiş ki 2-3 saatlik tatlış bir yolculuk hikayesi isterseniz Far Long Sales'a kesin göz atın. O benim radarımdaydı aslında. Şeye benziyor ya biraz. Öyle öyle eee şey olmuştu biraz. Ortamlarda dönmüştüm muhabbeti. Gene böyle yandan falan hatırlıyor musun oyunu? Eee, iyi de bir oyun çıktı bildiğim kadarıyla. Aslında onlara onlara döneceğim. Yani bu aralar bu aralar onlara döneceğim yani. Evet, öyle gerekiyor herhalde. Ö öyle geliyor içimden. Yok Division 2 ölmedi ya. Yaşıyor. <laughs> Yok ya. De yaşıyor. Bir döneceğim ama işte şey oluyor mesela oyun seni onunla tutuyor falan ya. Biraz onlar can sıkmaya başlıyor. Mesela orada şimdi event var ya, üst baş event'i var mesela. Hı, evet hani gideyim de kaçırmayayım Şeyin işte kol koleksiyonel tarafını kaşıyor yani of koleksiyonerlik işte bu şeylerde Hatta falan koleksiyoner demeyeyim ona baya takıntılı tarafını evet kaşıyor ya. yani takıntı yaptığın zaman yapıyorsun da bir yerden sonra da sıkılıyor işte biraz ha, sıkılmaz sıkılma dönemine yani. yani sıkılmak orada sağlıklı olan neyse öyle işte biraz o borular öyleyim bu aralar öyleyim yani. gris harika demiş Mr.Klan yani ben güzeldi. mesela bir kısmı oynadım sonra yarıda kaldım hmm. evet Vallahi öyle gençler ya ne diyeyim Switch, Switch güzel alet. Bu bu tip oyunları oynamak için Switch çok güzel bir alet. Şey mesela e, bu, buna bağlantılı olarak hı hı. mesela oyun yayını yapıyoruz falan ya mesela division yapmayacağım yani. Division yayında division oynamayacağım bir daha yani. Mesela öyle bir karar aldım. Evet. Geçen sene de ya. Gene ya mesela ekiple toplanırız, oynarız biz O ayrı ayrı oynarım hı hı. yani. Ha, yayın yapmayız yani. Yayın yapmam. Mesela yayınlarda daha şey oyunlar oynayayım istiyorum. Hı hı. Ne bileyim. O, olursa o da benim içime sinerse yani. Biz Northgard oynayayım yani bir oturayım ya biraz daha dingin daha bir muhabbet falan da açık olan oyunlar istiyorum yani Orhun diyor ki Oynarsam. bak şöyle bir şey de var bu arada heyecanlanma konusunda bu yıl Anno 1800 için çok heyecanlıydım şahsen hı hı. çıktı epey oynadım epey de sevdim ama tükendi gitti genel Hadi olarak tüketmeye ya. mail ediyoruz bolca tüketince de bir sıkılma geliyor division 2 ile ilişki iki ile ilişkin de sanki buna benzer bir şey Vallahi olabilir, olabilir. Yo, yo, bence büyük payı var ya kesinlikle var büyük payı var bir şey yetişeceğim bir şey yapacağım <laughs> falan diye böyle koştur, koştur 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 oynuyorsun bir nevi şeyin de oluyor iş gibi de oluyor ya evet. sonuçta Hani ben şimdi bundan yani hayatım bundan kazanmıyorum Hı. tamam ama şimdi burada oturup konuşuyoruz bir sorumluluğumuz evet, var Evet bu bunu söylüyorum yani. konuştuğum şey hakkında fikrim olsun e, da istiyorum ki. Ve yetişmek ve yakalamak da kesinlikle. istiyorum mesela şimdi Days başladık orada duruyor Hı -hı bitmedi daha ve kafamda burada yani onu da bir bitireyim bir arada bir fikrim olsun öyle. diye tamam mı? E şimdi o hakikaten tüketmeye giriyor o zaman. E ben küçüklüğümü hatırlıyorum. Rüzgar da mesela bir, bir, bir şu anda öyle. Hı hı. O, e, görüyorum onu. O günleri özlüyorum. Mesela Northgard'ı kaç kere oynamıştır Rüzgar? Dört kere beş kere oynamıştır O kadar bile değildik belki. Kafasında nasıl şimdi onu biliyor musun? Nasıl içinde büyümüş evet. vaziyette onun onu. Mesela ben küçükken hatırlıyorum Cannon Fodder oynardım, hı hı. şey oynardım. Hiç bu kadar tüketmiyordum onu. E, bu kadar küçükken. oyun oynamıyorsun Kesinlikle bu kadar tüketmiyordum. Ama o zaman o oyunları oynadığım zaman aldığım hissiyat, keyif falan hakikaten bambaşkaydı. Öyle. Tük, yani tüketmek de değil işte. O zaman sana geçen dedim ya işte hı hı. Assassin's Creed'i oynarken, Odyssey'e bakarken ya dedim yani e, hayallerin ötesinde bir şeye geldik artık görsellik Kesinlikle olarak, öyle. şey olarak. Yani şuradan dedim yamaçtan ileri bakıyorsun. Denizin böyle suları şıpır şıpır geliyor işte yok orada efendim bir tane gemi var geminin işte ışığı vuruyor Gide suya falan. Gidebiliyorsun o gemiye Oraya kadar falan. bu nasıl bir potansiyeldir muhteşem bir şey falan. Evet ama ben, belki benim özelimde olabilir onu bilmiyorum ama ben genelde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum çok tüketmeye yönelik oldu ve dedik ya her şey çok mekaniğe artık evet. hapsi oldu. hani bir keşfediğim duygusu uyandırmıyor bende oraya gideyim de bir hı hı. keşfediğim duygusu aa, uyandırmıyor ne var acaba burada? çünkü ne var acaba orada belli ne oldu yani. Ya da başıma şey ne gelir gidersem falan o tarz bir şeyin eksikliğini hı hı. hissediyorum işte mesela Zer biraz vardı. Zelda'da, Zelda'da, Zelda'da zaten. Da zaten çok var işte o, o oyunu o, o oyun yapan da o Öyle. Çünkü tarafı hemen şey olur aa, acaba şunu şöyle yapsam olur mu deniyorsun oluyor aa ne güzel falan bu aralar böyle bir yorgunluk var işte neyse öyle yani. Yani oyunlara bok atmak için söylemiyorum da hem ben benden yani öyle bir şey olabilir hem işte Klasik abi Tabii zor ya. oluyor hayat. 24 saat yetmiyor. işte hem yetmiyor, o tarafı var. Öyle. Hem de çok tüketiyoruz doğru. O, o da var yani. Neyse. Ee, Mert aslında noktayı koymuş. Yaşlandık demiş. Orhun'a hakikaten biraz. Ya... Yani yaşlanmak şöyle. Ben mesela kendimi yaşlanmış gibi hissetmiyorum Hı -hı. ama bir, bir yerden sonra hakikaten yetişti. Yani şey yapamıyorsun abi. bak Yani yetiştiremiyorsun. Yani hem vakit bir de şöyle bir şey de oluyor. Yaşlanmanın öyle bir tarafı var. Ee, mesela işte Küçüksen mesela bizim Rüzgar'ın yaşındaysan on 11 yaşındaysan her şey senin için çok yeni. Çok yani. yeni. Daha yeni oyun oynamaya Aynen başlamışsın. Öyle. İlk defa Call of Duty görüyorsun. ilk defa işte FPS bir oyun görüyorsun belki. Ha, i̇nanılmaz değişik geliyor. Sen görmüşsün 80 tanesini. Bir şey diyeceğim. Oyun sektörünün de şeyli e, bağlantısı yok mu bunun mı? Nasıl yani? Ee, şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela Halo çıkmadan önce Halo gibi bir oyun görmüş olan var mıydı? Yani Halo'yu gördüğün zaman zaten evet, onu herkes doğru. ilk defa görüyordu. Öyle. Yani. Ya da Resident Evil 4 diyorsun yok işte third person bilmem o Hı -hı. çıktığı zaman zaten Hı -hı. ilk defa çıkıyordu i̇lk defa o yani. doğru. Yani ister 30 yaşında ol ister 10 yaşında yani ol zaten ilk defa görüyordun. Öyle şimdi teknik gelişmeler nereye kaydı diye bakıyorsun hani grafikler daha iyi her şeyde yeni grafikler geliyor. Yeni mekaniklerden yeni oyun çeşitlerinden ziyade öyle şeylere gittiler. İşte VR mesela çok yeni şimdi heyecanlandıracak bir şey <laughs> ama o da hani evet. biraz hani gimiki diyorlar ya öyle kalıyor biraz bakıyorsun sonra haberini yaptık yani bugün değil. ayrıca konuşmayalım dedin yani, de Oculus Çıkmış Quest de bugün galiba. çıktı evet ee, öyle yani ee, yani mesela ne yeni ne heyecanlandırdı God of War işte bu, bu, bugün baya bir muhabbetini yaptık o kamera kullanımı mesela yeni bir şeydi Hı -hı. ve heyecanlandırdı ve evet. bu fark yarattı evet, mesela evet, evet. hani o tip şeyler dediğin gibi çok fazla yeni bir şey de gelmiyor o anlamda yeni fikirler çok fazla gelmiyor ee, bilmiyorum ya vallahi bilmiyorum GTA 2'den GTA 3'e geçtiğin zamanki bir şey var ya. Atlama. Atlama var orada bir tane. Bayağı ciddi. E, kaç yaşında olursun onu ilk defa görüyorsun Hı -hı. işte yaşlanmanın ötesinde oyun sektörü de biraz da doğal olarak yani teknolojinin şey da yerleşmesiyle o eğri biraz böyle sanki düzlendi gibi geliyor. Onda payı var yani. Hı -hı. E, ve ve inanılmaz da bir şey oluşmuş durumda. Yani muhabbeti de böyle şeye getirmek istemiyorum da. Ee, inanılmaz böyle bir direnç de oluşmuş durumda gibi geliyor bana. Nasıl? Şey bakımından. Ee, mesela Red Dead Redemption 2 diyorsun. Bir şeyler deniyor. Hı hı. Ee, biraz daha zorluyor oyuncuyu falan. Temposunu ritmini falan daha değişik ayarlıyor falan ve inanılmaz e, yani herkes tarafından değil elbette ama e, şey bir geri bildirim alabiliyor yani. Bu ne arkadaş ya? Oyun oynayacağız falan tepkisiyle karşılaşabiliyor. Hı hı. Öyle olduğu zaman mesela oyunların o, ekonomiyle de bağlı Hı, bir tarafı var şimdi. oraya getirmeye çalışıyor. çalışıyorum. Black Dragon da onu diyor kimse risk almıyor Heh, herkes bir, fabrikasyon e, takılıyor. Risk, riski e, riske girmeye niyetli değilsen çok fazla Çünkü da. bir de eskisi gibi değil ki işte bak oraya gelince gene eskiden adam işte klasik muhabbet garajda oturuyormuş kendi kendine ya da birkaç arkadaşıyla bir şeyler hmm. yapıyor yani. Ne... Benim hoşuma gitti senin de hoşuna gider bir, bir baksana bir baksana. modu baksana. falan Aynen var. öyle yani ne harcıyor ki orada işte günlük yediği içtiği bilmem nesi şimdi ne paralar Aynen dönüyor o parayı ya. çıkarmak zorunda yani. Öyle. Öyle hadi bakalım ya. Neyse. Ee, bu var mı ekleyeceğim bir şey var, var mı bu arkadaşım? böyle. Böyle. Kardeşim, kardeşim böyle. Hocam var mı? Hocam yenge selam. <laughs> yenge. O yenge var ya hakikaten. Neyse. <laughs> Gençler co-play bu haftalıkta böyle olsun diyelim oyun gündemini konuştuk oyun efendim haberleri falan değerlendirdik twitch.tv/pixopat'taydık canlı olarak bizi izlemek isterseniz oraya gelebilirsiniz diyelim youtube'dan şu anda bizi izleyenlere canlı olarak izleyenleri izleyenlere de bunun tekrarını youtube. .com... ya tekrarı ne abi ben niye tekrar deyip duruyorum niye 80'le olmak zorundayım ben? Öylesin ya? çünkü efendim bunun kaydınım ne ne diyeyim yani youtube'a girip efendim bu videoyu izleyebilirsiniz youtube.com/pixopatta podcast olarak da dinleyebilirsiniz iTunes'da ve Spotify'da Pixopat olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.